Azabı var mıdır kabir hayatı? Mümin Suresi. Rabbimiz, evet, şeytan Allah'a sığın, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var mı? Kabir hayatı öyle. İşte ahirette şey yapıyorlar. Söylüyorlar zaten. Bizi geri gönder diyorlar. Evet. Bu ahiretteki sorgulamayla ilgili ayet. İki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Zerre aleminde bir yaratılışımız var. Zerre aleminde Mehdi'ye Allah soruyor. Peygamberlere soruyor. Herkese soruyor. Mesela Tevrat'ta geçiyor. Mesih sorgulanıyor. Cenab-ı Allah söylüyor. Çok acı çekeceksin diyor. Çok ızdırap çekeceksin diyor Mehdi'ye Tevrat'ta. Kabul ediyor musun görevi diyor. Ya Rabbi iftiharla kabul ediyorum diyor. Maşallah. Üç kere. Çok acı çekeceksin diyor. Kabul ediyor musun diyor. Ya Rabbi iftiharla kabul ettim diyor. Maşallah. Sonra Cenab-ı Allah dünyaya bırakıyor Mehdi'yi. Yani ababadan anadan doğarak dünyaya giriyor inşallah. Ki acı çekecek. Söz verdi. Ayette de var ya Allah peygamberlere zerre aleminde söz alıyor. Allah diyor senden diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den söz almış. Musa'dan, İsa'dan, İbrahim'den ve Nuh'tan. Hazreti Nuh'tan söz aldı diyor. Size bir elçim gelecek. Bir elçi gelecek. Bir Mehdi gelecek. Ona yardım edeceksiniz diyor. Bu ahdimi, bu ağır ahdimi üstünüze aldınız mı diyor. Peygamberler, Ya Rabbi bu ağır ahdi aldık üstümüze diyor. Yapacağız, yardımcı olacağız diyor. Yani geldiğinde bir peygamber veya bir Mehdi yardımcı olacağız. Bu aynı zamanda Hazreti İsa ve Mehdi'nin yapacağı çalışmaya işaret eden bir ayettir. Çünkü ahit veriliyor. İnşallah. Hazreti İsa ahit veriyor. Şimdi bir elçi gelmiş, ona yardım edecek. Yani tebliğci, bir Mehdi. Nasıl yapıyor? Veziri oluyor. Allah'a ahit vermişti ya, o ahdi yerine getiriyor. Ya Rabbi diyor, bir Mehdi gönderdin, ben de ona yardımcı oluyorum diyor. Bu ağır ahdimi aldınız mı üstünüze diyor. Nerede veriliyor bu söz? Zerarimiz. Şu an hatırlayamıyoruz. Yani düşünsek de aklımıza gelmez. Ama ahirette, diyeceğiz. Birden kafamız canlanacak. Biz söz vermiştik diyeceğiz. Şimdi aklımıza geldi diyeceğiz. İmtihan sırrından dolayı şu an hatırlatmıyor Allah. Yoksa biz öldüğümüzde hatırlayacağız. Zerre alemindeki o toplantıyı, Allah'ın peygamberlerden aldığı sözü, insanlara mesela ben Rabbiniz değil miyim diyor Allah soruyor. Rabbiniz miyim ben diyor. Bela diyorlar. Ya Rabbi kabul ettik. Evet Rabbimizsin diyorlar. Rabbiniz değil miyim ben diyor. Evet Rabbimizsin diyorlar Cenab-ı Allah. Arapçası bela. Evet. Evet. Şeytanı Allah'a sınır. Bak şerh de etmeyeceğim. Dürüstçe dinleyeceksin. Yani kısmen şerh edeceğim. Şeytanı Allah'a sığınıyorum. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin kadınlara söyle. Gözlerini harama çevirmekten kaçındırsın. Harama bakmayın diyor. Şimdi haramın ne olduğunu anlayacağız. Irzlarını korusunlar. Yani gayrimeşru cinsel ilişkiye girmesinler. Süslerini açığa vurmasınlar. Ancak kendiliğinden görünen açığa, doğal olarak görünen vücut azaları hariç. Başörtülerini yakaların üstünü kapatacak şekilde koysunlar. Şimdi baş kelimesini çıkaralım. Çünkü böyle bir ifade yok.
Allah'a karşı yalan söylemiş oluruz. Değil mi? Baş kelimesi yok. Evet, tabii. Var dersen ayıp edersin. Günaha girersin. O zaman örtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde koysunlar. E tamam. Göğüsleri açık kadınlar var efendim. Onu kapatıyor inşallah. Yani göğüslerini. Evet. Açık yani üstsüz gezemezler. Koysunlar. Yani onun üstüne örtüyü vursunlar. Darp etsinler diyor. Darabe. Süslerini. Bak şimdi dikkat. Bak işine gelmeyen yere geldik. Şimdi asla kabul etmeyeceğim bir yer. Süslerini kendi kocalarına göstersinler diyor Allah. Kendi kocalarına. Doğru mu bu? Doğru. İki, babalarına. Üç, kayınpederlerine. Dört, oğullarına. Kocaların oğullarına, kendi kardeşlerine, kardeşlerin oğullarına, kız kardeşlerin oğullarına, kendi kadınlarına, sahillerin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz ve iktidarsız yani cinsel gücü olmayan, cinsi gücünü kaybetmiş, bir şekilde cinsel gücü olmayan, hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan, yani cinsel organını bilmeyen, kadınların cinsel organını bilmeyen çocuklardan başkasına göstermesinler. Kabul eder misin bu ayet? Etmez. Ediyorum dersen bana gel söyle. Yani ben sana yobaz demiyorum ama etmez. Adam diyor eğer diyor bu ayetse ben dili kabul etmiyorum diyor. Anlamı çok açık anlaşılmayacak gibi değil. Asla kabul etmezsiniz. Böğürdü geçenlerde bir yobaz. Ben bunu söyledim diye açıkladım. Ben ayetten söylemedim düz söyledim. Böğürdü adam delirdi yani. Aklını kaybetti. Ayeti okudum gıkını çıkartamadı. Konu bu. Kur'an'a uysanız gayet güzel, çok şahane, temiz yaşayacaksınız ama Allah size akıl fikir versin. Ya Allah, bismillah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Araf suresi 151. Musa dedi ki, Musa yalvarıp dedi ki, Rabbim beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Şüphesiz bu zayı tanrı edinenler Rablerine bir gazap ve dünya hayatında bir zillet yetişecektir. Yani darilist ve materialist olanlar mutlaka mağlup olacaklar inşallah. Kur'an ona işaret ediyor. İşte biz yalan düzüp uyduranları böyle cezalandırırız. Çünkü yalan düzüyorlar. Kötülük işleyip bunun ardından tövbe edenler, iman edenler hiç şüphesiz Rabbim bundan tövbeden sonra elbette bağışlayandır, esirgeyendir. Yani dinsizlere karşı da şefkatli olmamız gerektiğini Kur'an işaret ediyor. Çünkü hata yapanlar, günahkar olanlara karşı da. Çünkü bak tövbe edenler ve iman edenler. Sonra tövbe edip iman ediyor. Hiç şüphesiz Rabbim bundan sonra, tövbeden sonra elbette bağışlayandır, esirgeyendir. Bizim bakış açımız böyle olacak inşallah. Musa kabaran öfkesi gazabı yetişince levhaları aldı. Onlardan bir nüshasında Rablerinden korkanlar için bir hidayet ve bir rahmet vardır. Allah'ın Hadi isminin tecellisi inşallah. Musa belirlediğimiz bu buluşma zamanı için kavminden 70 adam seçip ayırdı Sanhedrin meclisi. Bakın 3000 yıl sonra yeniden Sanhedrin oluşturuldu. Mehdi'nin çıkışı alametidir. Musevilerin ve Kur'an'da geçen bu Sanhedrin 70 kişilik heyet yeniden oluştu. 3000 yıl sonra. Bunları da dayanılmaz bir sarsıntı tutunca dedi ki Rabbim eğer dileseydin onları ve beni daha önceden helak ederdin. Bak kavminden 70 adam seçip ayırdı. Bunları dayanılmaz bir sarsıntı tutunca dedi ki Rabbim eğer dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi helak edecek misin? Demek ki bir kavmi olduğu gibi ayıplamak doğru değil. Beyinsizler olabilir içinde. Onları ayırmak lazım. O da senin denemenden başkası değildir. Allah'ın imtihanıdır. Onunla sen dilediğini saptırır, dilediğini hidayet erdirirsin. Kimi Deccal olur, kimi Mehdi olur. Bizim velimiz sensin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge. Sen bağışlayanların en hayırlısın. Bize bu dünyada ve ahirette iyilik yaz. Şüphesiz ki biz sana yöneldik. Dedi ki azabımı dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın rahmeti. Onu korkup sakınanları, zekat verenlere ve bizim ayetlerimize iman edenlere yazacağım.
bizim ayetlerimize. Allah'ın ayetleri ne? Kur'an ayeti kimin ayeti? Allah'ın ayeti. O zaman bak Hazreti Musa'ya hitap bu aynı zamanda. Azabımı dilediğimi sebep ederim. Rahmetimiz her şeyi kuşatmıştır. Onu korkup sakınanlara, zekatı verenlere, bizim ayetlerimize iman edene yazacağım. Kur'an'a inanmadın mı? Musevi de olsa, Hristiyan da olsa, Müslüman da olsa harama girmiş olur. Onlar ki yanlarında Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi, okuma yazması olmayan, Mehdi de ümmidir. Haber getirici olan elçiye uyarlar, o onlara marufu emrediyor, tebliğ yapıyor, münkeri yasaklıyor, haram olan fiilleri belirtiyor. Temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor. Onların ağır yüklerini, yobazların meydana getirdiği hurafeleri, onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri, yobazların meydana getirdiği zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler. İşte kurtuluşa erenler bunlardır. De ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçisiyim. Göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. Okuma yazması olmayan. Mehdi'nin de okuma yazması yoktur. Arapça bilmez. Okuma yazmayı bilmez. Ümmi peygamber olan elçisine iman edin. Allah'a ve onun sözlerine inanmaktadır. Bak o da Allah'a ve onun sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayet ermiş olursunuz. Musa'nın kavminden, bak Musa'nın kavminden, bak adamlar nefret ediyorlar ama Allah ne diyor? Musa'nın kavminden hakka yönelten ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır. Değil mi? Musevi düşmanları, bak her asırda var diyor Allah. Bak Musa'nın kavminden hakka yönelten ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır. Onlar ne diyor? Kayaların taşların arkasında kim bulursak öldüreceğiz diyorlar. Allah ne diyor? Musa'nın kavminden hakka yönelten ve onunla adalet davranan bir topluluk vardır. Dedi ki diyor Kasas suresi 33'te şeytan Allah'a sığınırım. Rabbim gerçekten onlardan bir kişi öldürdüm diyor. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kasas suresi 34. Çünkü onların beni yalanlamalarından korkuyorum diyor Hazreti Musa. Dediler ki Taha suresi 45 Harun ve Musa aleyhisselam. Rabbimiz gerçekten Firavun'un bize karşı taşkın bir tutum takınmasından. Çünkü Deccal olduğu için iddianın egemen kontrol örgütü nasıl zalim? Onlar da zalim. Taşkın bir tutum takınmasından ya da azgın davranmasından korkuyoruz. Bak ikisi birden söylüyor, korkuyoruz. Sonra diyor ki bak Taha suresi 66-67. Sonra hemen ne görsün? Sihirlerinden dolayı onların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü. Hazreti Musa'nın gözünü öyle görünüyor. Hipnozu yapıyorlar orada. Ya büyü yapıyorlar. Musa bu yüzden kendi içinde bir tür korku duymaya başladı. Bak daha önce kendi attığı asa yılana döndüğü halde bundan git dediği halde Allah aklın ihtiyarı kalkmadığı için ne diyor Allah bak. Kendi içinde bir tür korku duymaya başladı. Asanı bıraktı ve onun çevik bir yılan gibi hareket ettiğini görünce geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı. Ey Musa korkma. Şüphesiz benim. Benim yanımda gönderilen elçiler korkmaz. Haram kılıyor Allah korkmayı. Neml suresi 10. Şuara suresi 21. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım diyor. Sonra Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi, beni gönderilen elçilerden kıldı. Şuara suresi 21. Böyle şehirde korku içinde çevreyi gözetleyerek sabahladı diyor Hazreti Musa için. Kasas suresi 21. Böylece oradan korku içinde çevreyi gözetleyerek çıkıp gitti diyor Hazreti Musa için. Rabbim zalimler topluluğundan beni kurtar dedi diyor. İmtihanın gereğidir bunlar. İmtihanı ve aklın ihtiyarı kalkmadığının net delili olan ayetler işte. Aklın ihtiyarı kalksa korkmaz. Evet. İnşallah.
Şeytan Allah'a sığınırım. Mümin kadınlara söyle, gözlerini kaçındırsınlar, ırzlarını korusunlar, süsten aşağı vurmasınlar. Ancak kendiliğinden görüneni hariç. Şeytan Allah'a sığınırım. Örtülerini yakalarının üstüne, göğüslerini kapatacak şekilde koysunlar. Bak şimdi Cenab-ı Allah sayıyor. Süslerini kimlere göstereceklerini. Yobazlar böğürüyor ama Allah böyle diyor. Babasının, annesinin yanında bir genç kızın nasıl giyinebileceğini, nasıl hür olacağına Allah açıkça ifade ediyor. Bak süslerini kendi kocalarına, kime gösteriyormuş? Kendi kocalarına, eşine. Ona süslerini gösterebilirsin diyor Cenab-ı Allah. Başka? Babalarına. Yobazlar işte burada böğürüyor. Allah diyor babalarını da gösterebilirler diyor. Başka? Kayınpederlerine, oğullarına, kocaların oğullarına, kendi kardeşlerine, kardeşlerin oğullarına, kız kardeşlerin oğullarına, kendi kadınlarına, sahillerin altında bulunanlara, yani hizmetçilere ya da kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz, iktidarsız hizmetçilere, yani cinsel gücü olmayan, arzusuz, iktidarsız hizmetçilere, onlara da gösterebilirsiniz diyor Cenab-ı Allah. Yok diyor, ben Allah'ın bu dediğini kabul etmiyorum diyor. Ulan böğürmene gerek yok, işte açık burada hüküm. Ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklara, yani kadınların cinsel uygunu bilmeyen çocuklara, yani kadın cinselliğini tanımayan, bilmeyen çocuklara, bunları da gösterebilirsiniz diyor. Süslerinizi. Yok diyor, Allah öyle diyor, ben kabul etmiyorum diyor. Lan Allah diyor. Sır. Yok diyor, benim ahlak anlayışım ayrı diyor. Allah'a ahlak dersi veriyor, haşa. Ya bu kadar ahmaklar bunlar. Yobaz takımı. Ayet-i hükmü çok açık, anlaşılmayacak gibi çok net. Bir genç kız babasının yanında nasıl gezinebilir? Bu açıkça anlatıyor Allah ayette. Yok diyor, ben kabul etmiyorum. Diyor. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Tamam, bir ayet okuyayım gidelim inşallah. İnşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Ankebut suresi 10. İnsanlardan öylesi vardır ki, şeytan Allah'a sığınırım, Allah'a iman ettikleri fakat Allah uğruna eziyet gördüğü zaman, mesela kanser oluyor, hastalık görüyor, bir şey oluyor. İnsanların fitnesini Allah'ın azabıymış gibi sayar ama Rabbinden bir yardım ve zafer gelirse, onun da olsun gerçekten sizlerle birlikteydik demektedirler. Oysa Allah alemlerin sinirlerinde olan daha iyi bilen değil midir? Bak imtihanın bir sırrı bu. Evet. Ve kardeşimiz diyor ya, niye ölümler var? Bak evet. Allah bunu açıklıyor. Evet. Bak Allah'a iman ettikleri fakat Allah uğrunda eziyet gördüğü zaman insanların fitnesini Allah'ın azabıymış gibi sayar ama Rabbinden bir yardım ve zafer gelirse, andolsun biz gerçekten sizlere birlikteydik demektedirler. Oysa Allah alemlerin sinirlerinde olan daha iyi bilen değil midir? Mesela Müslümanların uzakta duruyor ama bir nimet bir şey olduğunda biz de Müslümanlık diyor. Veyahut bir başına bir bela geliyor, hemen onu Allah'ın aleyhinde değerlendiriyor. Yani imtihan olmak istemiyor. Madem aşıksın, aşk nasıl belli olur? Zorluklara karşı yaptığı mücadele en zor ortamda dahi sevdiğini savunmak ve ondan yana olmakta olur. O zaman anlaşılır senin imanın, sevgin, muhabbetin. Yoksa öbür türlü anlaşılmaz. Yani mesela kadınlarda da var. Adam kadına para veriyor, imkan veriyor. Kadın sever tabii. Para kesiliyor, nefret ediyor. Bu sevgi mi bu? İnsan bile nefret ediyor böyle bir sevgiden. Allah da samimiyetsiz sevgiyi sevmez. Gerçek aşığı sever Allah. Gerçekten seveni sever. Bak diyor ki Allah... Şeytan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, deliller, yani Allah'ın varlığına ait deliller. Üzerinden geçerler de ona sırtlarını dönüp geçerler. Mesela yerde fosiller var, basıp evet. Geçiyor üstünden. Değil mi? Bak ona sırtlarını dönüp giderler. Delili incelemezler, kabul etmezler diyor bak. Göklerde ve yerde, göğü de incelediğinde, astronomi bilimine baktığında Allah'ın varlığını görür. Yeri incelediğinde paleontolojiyle Allah'ın varlığını ve yaratılışını görür. Nice ayetler, deliller vardır ki üzerinden geçerler de basıp geçiyor, ona sırttan dönüp giderler. Dinlemezler o delilleri diyor Allah. Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk katıp dururlar. Allah'a iman etmezler diyor Allah. Şirk kafasındadırlar diyor. Şimdi onlar kendilerine Allah'ın azabından kapsamlı bir bürümenin gelmesinden,
Yani topluluğu, büyük topluluğu içine alacak büyük bir felaketin gelmesinden veya ondan hiç haberi yokken kıyametin onlara apansızın gelmesinden kendilerini güvende mi buldular diyor Allah. Bak hiç haberleri yokken onların hiç haberi yokken kıyametin onlara apansızın gelmesinden. Çünkü kıyametten alay edecekler. Ya 2120'de kopacakmış falan böyle hani puha falan gülmeleri falan var ya yapıyorlar falan. Biraz da Allah bekletecek Allah alem. Yani 2120'nin sonlarına doğru olabilir. Ummadıkları bir anda ani başlıyor. Büyük bir çarpma diyor Allah ayette. Büyük bir çarpma. Ve muazzam bir gürültüden bahsediyor Allah. Yani çünkü dünyada bu hissediliyor. Var gücüyle kaçmaya çalışırlar diyor Allah. O gün kaçış nereye diyor Allah. Nereye kaçıyorsun yani? Kıyamet başlamış. Dehşete düşüyorlar. Sen onları sarhoş zannedersin diyor Allah. Halbuki sarhoş değiller diyor. Aklını kaybediyor artık korkunun şiddetinden. Kaçıyor, kaçacak yerde bulamıyor. Birbirine bir şey anlatmak istiyorlar ama konuşamıyor. Abuk subuk yani cümle kuramıyor. Sarhoş zannedersin diyor. Çocukların saçları bembeyaz oluyor kıyamet alameti olarak, mucize olarak. Bir anda. Yani bütün vücut tüyleri bembeyaz oluyor çocukların. O dehşeti daha da artırıyor onlarda. Muazzam bir korkuya sebep oluyor. Gökyüzü artık açılmıştır diyor. O gökyüzündeki o mavi kubbe açılıyor. Siyah görünüyor gökyüzü. Kapı olarak açılmıştır diyor açıkça. Melekler artık diyor inişle inmeye başlamışlar diyor. Artık melekler diyor artık kabus gördüğünü zannediyor. Aklını kaybediyorlar korkudan. Sonra Cenab-ı Allah hepsini öldürdükten sonra geçici bir unutma meydana geliyor. Unutuyorlar kıyameti. Yeniden hemen akabinde yeniden canlandırıyor Allah. Bir sefer de diyor ki bizi yattığımız yerden kim kaldırdı diyorlar. Ya burası neresi diyor. Nereden kaldırdı diyor. Çağırıcı uzaktan bir çağırıcı diyor. Onları çağırıyor. Bir insan sesi duyuyorlar. Ya bu tarafa gelin gibisinden. Bir sütuna doğru diyor. Bir direğe doğru koşar gibi koşmaya başlıyorlar diyor. Hepsi birden topluca koşuyorlar. Olay yerine geldi, eyvah diyorlar. Kastedilen kıyamet bu diyorlar. Biz öldük, dirildik diyorlar. Yani öldüğünü o zaman anlayamıyor. Zannediyor ki öyle çöl gibi bir araziye, bir işte bir krater gibi bir araziye. Bu baygın bırakıldıklarını zannediyorlar. Yani çıkaramıyorlar ne olduğunu, kavrayamıyorlar. Ondan sonra bütün olaylar, bütün detayları anlatmış Cenab-ı Hak. Bak ne Tevrat'ta ne İncil'de bu kadar detay yoktur. Müthiş bir detay vardı. Onun için Hristiyan Musevi mutlaka Müslüman Muhammed'i olması lazım. Yine Hristiyan olsun. Hazreti İsa'yı daha da fazla sevsin. Daha da fazla sevecek. İncil'deki güzel hükümleri biz reddet demiyoruz ki ona. İncil'e daha iyi sarılsın. Ama İncil'de sana küfrü emreden şeytanın ifadeleri var. Teslis inancı var. Hazreti İsa'ya Allah diyor. İnanıyor musun? İnanmıyorsun. Allah seni o beladan kurtarıyor işte. Hangi Hristiyan inanır ya Hazreti İsa'nın Allah olduğuna? Bir kişi bile yoktur. Hiç kimse inanmaz. İnanmadıkları şey inanıyor gibi konuşuyorlar. Ya İncil'de kardeşim adam aklı başında adam şimdi açıyor. Hazreti İsa balıklı ekmek yiyor, yemek yiyor. Acıktık diyorlar, yemek yiyorlar. Uykusu geldi diyor uyuyorum diyor. Allah uyur mu? İncil'de uyuduğunu bahsediyor. Sonra Allah'a diyor el açıp dua etti diyor. Ya Rabbi işte şu nimetlerini nasip et, şunu bana nasip et, dua ediyor. Allah kendi kendine mi dua ediyor? Yani bu çılgınca çok yanlış bir şey olduğu belli. Yazık insanlar, imanını mahvediyor, aklını mahvediyorlar. Muhammed'i olduğunu bu beladan kurtulur. Bu nimete kavuşmuş olur. İnşallah. Ya Allah, bismillah. Bak diyor ki Cenab-ı Allah Furkan suresinde cehennem için şeytana Allah'a sığınırım. Onları uzak bir yerden gördüğünde onun gazaplı öfkesini ve ultusunu işitirler. Yani muazzam bir alev sesi ve muazzam bir sıkıcı bir uğultu cehennem bunu duyarlar diyor. Elleri boyunlarına bağlı olarak sıkışık bir yerine atıldıkları zaman orada yok oluşu isteyip çağırırlar. İnsanlar sıkışık yerlerden bunalırlar. Allah özellikle sıkışık yere koyuyor. İşte cennet uçsuz bucaksızdır. Çok geniştir. Ama cehennem sıkışıktır, dardır. Ferahlık demek ki güzel.
mesela ülkenin ferah olması, sokakların ferah olması, geniş olması, insan baskından hoşlanmaz. Ferahlıktan hoşlanır. Burnun şekerliğine baksana, burnun tatlılığı. Maşallah. bak orada yok oluşu isteyip çağırırlar. Yani tamamen yok olma istiyor. Halbuki bir şeyin yok olması mümkün değildir. Yani Allah'ın yok olması nasıl mümkün değilse bir şeyin de yok olması mümkün değildir. Bugün bir yok oluşu çağırmayın. Birçok kere yok oluşu isteyip çağırın. Peki bu mu daha hayırlı yoksa takva sahiplerine vaat edilen ebedi cennet mi? Ki onlar için bir mükafat versen son duraktır diyor Allah. Yani Allah ben size azap etmekle bir şey istemiyorum. Yani azap etmenin şeyinde değilim yani isteğinde değilim diyor Cenab-ı Allah. Sizin iyi olmanızı istiyorum diyor. Ama şükrederseniz ve benim nimetlerimi hakkıyla takdir ederseniz öbür türlü azap veririm diyor Allah. İnsan bile değil mi ki bir iyilik yaptığında birisi kötülükle karşılık verirse kalbinde buğz meydana gelir. Çok rahatsız olur. Karşı içinde bir yardım etme, onu destekleme hissi olmaz. Veyahut azalır yani. Tabii. İnşallah. İşte bak Kur'an'dan herhangi bir sayfa açıyorum. Bismillah. Enam suresi 135. Şeytan Allah'a sığınırım. De ki ey kavmim bütün yapabileceğinizi yapın. Şüphesiz ben de yapıyorum. Bu yurdun sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Gerçekten zalimler kurtuluşa ermeyecektir. Burada ne konu? İmansızlık. Fıkıh sorunu yok burada. Takva sorunu da yok. İmansızlık sorunu var. Ne yapıyor? Bütün yapabileceğinizi yapın, şüphesiz ben de yapıyorum. Bu yurdun sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Dünyanın sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Eğer ayetin tam zahir anlamına bakarsak, dünyanın sonu, son zamandayız. Evet. Kimindir? Mehdi'nindir. Evet, maşallah. İsa Mesih'indir. Yani o yönüne bakacak olursak, işare manasına ona bakıyor. Gerçekten zalimler kurtuluşa eremeyeceklerdir. Ne demek? Deccaliyet mutlaka inecek. İddialarına gene kontrol götürülmesi hiçbir şekilde kurtuluş yoktur. Çünkü zalim mutlaka yok olacaklardır. Rabbin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir ve dilerse sizi başka bir kavmin soyundan inşa edip var ettiği gibi yerine bir başkasını getirir. Mesela o devirde Arap kardeşlerimiz İslam'ı en iyi koruyup kollayandı. Sonra ne oldu? Türklere geçti bu görev. Ne diyor Cenab-ı Allah? Yerinize bir başkasını getirir. Başka bir kavim, Türk kavmi geldi inşallah. Hiç şüphesiz size vaat edilen mutlaka gelecektir. Ve siz bizi aciz bırakacak değilsiniz. Bak, hiç şüphesiz size vaat edilen mutlaka gelecektir. Ne vaat ediliyor? Mehdi. Ne vaat ediliyor? İsa Mesih. Kıyamete bakmakla beraber ayet, aynı zamanda hem Mehdi hem İsa'ya da bakıyor. Hem de dünya hakimiyetine bakıyor inşallah. Bak diyor ki, de ki ey kavmim bütün yapabileceğinizi yapın. Şüphesiz ben de yapıyorum. Darwinistlere biz de diyoruz. Bütün yapacağınızı yapın. Elinize gelenizi ardına koymayın. Biz de yapıyoruz diyoruz. Bu yurdun sonu kimindir? Bilip öğreneceksiniz. Onlar diyor komünistlerin olacak yahut kapitalistlerin olacak. Hayır. Müslümanların olacak. Mehdiyetin olacak. Gerçekten zalimler kurtuluşa ermeyeceklerdir. Bütün deccallar, tiranlar tepelenip gidecektir. Sadece hak ve hakikat dünyaya hakim olacaktır. İşte bak Kur'an'dan herhangi bir sayfa açıyorum. Bismillah. Enam suresi 135. Şeytan Allah'a sığınırım. De ki ey kavmim bütün yapabileceğinizi yapın. Şüphesiz ben de yapıyorum. Bu yurdun sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Gerçekten zalimler kurtuluşa ermeyecektir. Burada ne konu? İmansızlık. Fıkıh sorunu yok burada. Takva sorunu da yok. İmansızlık sorunu var. Ne yapıyor? Bütün yapabileceğinizi yapın, şüphesiz ben de yapıyorum. Bu yurdun sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Dünyanın sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Eğer ayetin tam zahir anlamına bakarsak, dünyanın sonu, son zamandayız. Evet. Kimindir? Mehdi'nindir. Evet, maşallah. İsa Mesih'indir.
Yani o yönüne bakacak olursak işare manasına ona bakıyor. Gerçekten zalimler kurtuluşa eremeyeceklerdir. Ne demek? Deccaliyet mutlaka inecek. İddialarına gene kontrol götürülmesi hiçbir şekilde kurtuluş yoktur. Çünkü zalim mutlaka yok olacaklardır. Rabbin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir ve dilerse sizi başka bir kavmin soyundan inşa edip var ettiği gibi yerine bir başkasını getirir. Mesela o devirde Arap kardeşlerimiz İslam'ı en iyi koruyup kollayandı. Sonra ne oldu? Türklere geçti bu görev. Ne diyor Cenab-ı Allah? Yerinize bir başkasını getirir. Başka bir kavim, Türk kavmi geldi inşallah. Hiç şüphesiz size vaat edilen mutlaka gelecektir. Ve siz bizi aciz bırakacak değilsiniz. Bak, hiç şüphesiz size vaat edilen mutlaka gelecektir. Ne vaat ediliyor? Mehdi. Ne vaat ediliyor? İsa Mesih. Kıyamete bakmakla beraber ait, aynı zamanda hem Mehdi hem İsa'ya da bakıyor. Hem de dünya hakimiyetine bakıyor inşallah. Bak diyor ki, de ki ey kavmim bütün yapabileceğinizi yapın. Şüphesiz ben de yapıyorum. Darwinistlere biz de diyoruz. Bütün yapacağınızı yapın. Elinizden gelenizi ardından komayın. Biz de yapıyoruz diyoruz. Bu yurdun sonu kimindir? Bilip öğreneceksiniz. Onlar diyor komünistlerin olacak yahut kapitalistlerin olacak. Hayır. Müslümanların olacak. Mehdiyetin olacak. Gerçekten zalimler kurtuluşa ermeyeceklerdir. Bütün deccallar, tiranlar tepelenip gidecektir. Sadece hak ve hakikat dünyaya hakim olacaktır. Bak diyor ki Cenab-ı Allah Duha Suresi 5 ve 8. ayetlerde Resulullah Allah'a hitap ediyor. Bir yoksul iken, bak bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi diyor. Allah zengin ettim diyor. Yobazlar ne diyor? Yok diyorlar haşa Allah yalan söylüyor diyorlar. Biz doğrusunu söylüyoruz. Allah onu fakir etti diyorlar. Allah zengin etti diyor, o da fakir etti diyor. Şeytan Allah'a sanırım. Nisa suresi 113. Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı diyor Cenab-ı Allah peygamberimize. Fazlı ve rahmeti. Onlardan bir grup, yobaz takımı. Seni de saptırmak için, bak seni de peygamberi de saptırmak istiyor. Seni de saptırmak için tasarı kurmuştu. Oysa onlar ancak kendi nefislerini saptırırlar ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Sen kitaba tabisin diyor Cenab-ı Allah. Sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın üzerinizdeki fazlı çok büyüktür diyor Cenab-ı Allah. Yobazlar o devirde de faaliyet halindeler. 111. ayet Tövbe suresi. Şeytan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz diyor Allah. Allah müminlerden karşılığında onlara mutlaka bakma, mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Canını Allah'a teslim ediyor mümin. Malında tamamını Allah'a teslim ediyor. Allah satın aldım diyor ama cennet karşılığında diyor. Rızası Allah'ın rızası ve cenneti. Onlar Allah yolunda mücadele ederler, cehd ederler. Öldürürler ve öldürülürler. Bizim askerlerimize, Mehmetçiklerimize bakan bir ayet aynı zamanda. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaittir bak. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaittir. Demek ki İncil'de bu hüküm var. Tevrat'ta da var. Edeya diyor ki adam Tevrat geçersiz diyor. Tevrat'ın muharef kısmı geçersizdir. Kur'an'da belirtilen bu kısımlar geçersiz değil. Geçerlidir. Kur'an'a uygun olan kısımların hepsi geçerlidir. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşin diyor Allah. Ya Rabbi diyor ben canımı malımı sana sattım. Sana ait diyor. Allah buna sevinin diyor. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur diyor. 111. Yüzüncü ayet Tövbe suresi. Öne geçen muhacirler hicret etmiştir muhacir. Müslümanların yanına hicret ediyorlar. Ve ensar, onları barındıranlar ile onları güzellikle uyanlar. Yani oradaki muhacire, ensara
uyanlar, muhacir, ensar ve onlara uyan Müslümanlar. Allah onlardan hoşnut olmuştur diyor Cenab-ı Allah. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Komple. Bak, onlar da ondan, Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Ve Allah onlara içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Bak, muhacir ve ensar ve onlara uyanlar Kur'an'da müjdelenmiş. Maşallah. Diyorlar yani sahabe, nereden anlıyoruz? Bak, Kur'an ayet var işte. Çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır. Ve Medine halkından da nifakı alışkanlığa çevirmiş olanlar vardır. Münafıklığa alışmış. Devam münafıklık yapıyor. Sen onları bilmezsin, biz onları biliriz. Bak, peygamber olduğu halde peygambere Cenab-ı Allah sen bilmezsin diyor. Münafık o kadar gizlidir, anlaşılmıyor. Yani Müslümana çok benzer. Biz onları biliriz, biz onları iki kere azaplandıracağız. Müslüman olup da hata yaparsa bir kere. Kafir de olsa bir kere azaplanır. Ama münafığa iki kere azap yapılıyor. Sonra onları büyük bir azapla, büyük bir azaba döndürülecekler. Onu da bırakmayacağım diyor Allah. Daha büyük bir azapla azaplandıracağım diyor. Diğerleri günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih bir ameli başka bir kötüyle karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Bunlar tövbe etmişler. Günahlarını itiraf etmişler. Onlar salih bir ameli, samimi bir ameli başka bir kötüyle karşılaştırmışlardır. Samimiyetsizlikle karıştırmışlar. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Hiç şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgendir. Onların mallarına sadaka al. Bak, bununla onları temizlemiş, arındırmış olursun. Adam Allah yolunda sadaka vermiyor, para vermiyor. Zengin olacağım diyor. Hastane parası yapıyor, hastalığına para yapıyor. Faydasını görmüyor. Bak, bunu onları temizlemiş, arındırmış olsun. Adam parayı vermiyor, Allah içine sıkıntı veriyor. Acayip bunalıyor, mutlu olamıyor. Parasıyla mesela fasıl getirtiyor, çalıyor, mutlu olmuyor. Yemek getiriyor, yiyor, mutlu olmuyor. Bahçesi oluyor, mutlu olmuyor. Ne yaparsa yap, mutlu olmuyor. Bak, mümin kadınlara söyle, şeytandan Allah'a sığınırım, gözlerini kaçındırsınlar. Harama bakmayın diyor Allah. Ve ırzlarını korusunlar. Gayrimeşru cinsel ilişkide bulunmayın diyor. Çok açık hükümler. Süslerini açığa vurmasınlar. Bu süs ne biliyor musun? Sor bir yobazlara. Boncuk diyorlar. Boncukmuş. Yani şu. Hırıltılar içerisinde bu boncuğu gördün mü kafayı çiziyorlarmış. Bu. Bunun görünmemesi gerekiyormuş. Bol bol gösterelim de biraz şu kafayı çizsin şu herifler. Evet. Ne oldu? Koptunuz. Boncuk değil buradaki ifade. Boncuk değil. Anlamazlıktan gelmeyin. Bak, süslerini açığa vurmasınlar. Ancak kendiliğinden görüneni hariç. Tabi olarak görünen azaları, vücut organları hariç. Örtülerini, baş kelimesi geçmiyor. Allah adına yalan söylemeyecekler. Örtülerini yakalarının üstüne kapatacak şekilde koysunlar, darbesinler, göğüslerini kapatsınlar. Yani memeleri açık olmayacak hanımların. Bu, kapatın diyor. Süslerini, boncuk değil, avanaklığa girmesinler, sahtekarlığa gerek yok. Boncuk değil. Boncuk bu. Boncuğun görmesi hiçbir şey yok. Herkes boncuğu görür, kilona satılıyor. Süslerini kendi kocalarından, kendi kocalarına göstersinler diyor Allah. Gösterebilirler. Bütün süslerini, ama bak, süslerinin hepsini kocalarına gösterebilir. Helal diyor Allah. Bir kadın süslerini, bu bütün süsünü kocasına gösterebilir. Babasına da gösterebilir diyor Allah. Kayınpederine de, oğullarına, kocaların oğullarına, kendi kardeşlerine, kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kendi kadınlarına, sahillerinin altında bulunanlardan kadına ihtiyaç olmayan, bak hizmetçi ama bu kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz, iktidarsız, cinsel gücü olmayan, cinsellikten etkilenmeyen, cinselliği bilmeyen, o özelliğini kaybetmiş hizmetçilerden ve kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan, kadınların cinsel organını bilmeyen, kadın cinselliğinden etkilenmeyen, anlamayan,
çocuklardan başkasına göstermesinler. Eşek olsa anlar burada kastedilen ne olduğunu. Bir sorun bakayım, yobazları anlamışlar mı? Bak bu kaçıncı anlatışım, yine anlamıyorlar. Boncuk kastediliyor orada ya diyor. Ne kadar boncuk varsa kulağına dolsun. İnşallah. Ne boncuğu lan? Burada boncuktan bahis geçiyor mu? Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar, depretmesinler. Hep birlikte Allah'a tövbe edin ey müminler, umarım ki felah bulursunuz. Çok açık buradaki hüküm. Bana sordular, dedi ki bir genç kız veyahut annesi, oğlunun yanında, babasının yanında, eşinin yanında nasıl kıyafette gezebilir? İşte Nur Suresi açıklıyor. Yok ya, orada boncuk açıklanıyor diyor. Sahtekarca yalan söylüyorlar. Yani cahilinden diyenler tenzih ederim de. Nerenin boncuğu lan orada? Boncuktan bahsediliyor mu? Sahtekarca anlamazdan geliyor. İşlerine gelmiyor. Çünkü onların namus anlayışına ters buradaki anlat. Allah'a namus öğretmeye kalkıyor bu ahmaklar. 56. ayet, şeytanın Allah'a sığınırım, Rahman suresi. Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş. Kadınlar vardır. Ki bundan önce kendilerine ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Namuslu ve dokunulmamış temiz bir kadının güzelliğini Allah vurgulamış oluyor. Yani gayrimeşru herkesle ilişkiye giren bir kadının güzel olmayacağını, etkileyici olmayacağını, sadece eşini seven kadının güzel olacağını Kur'an vurgulamış oluyor. Şu anda Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Allah yakuta benzetiyor, mercana benzetiyor. Yani o düzgünlük, o güzellik, o parlaklık, o etkileyicilik, yakut ve mercandaki çekicilikle Allah kavramaları için benzetme yapılarak açıklanıyor. Ama tabii dünya yakutu mercanı gibi değil. Çok daha mükemmel. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır diyor Allah. Siz güzel bir ihsanda bulunuyorsunuz. Ben de size güzel bir ihsanda bulunuyorum diyor Allah. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Şeytanın Allah'a sığınırım. Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha var. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Alabildiğine yemyeşildir. Her taraf yeşillik diyor. Bahçelik, bağlık, güzellik. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde durmaksızın fışkırıp akan iki pınar vardır. Kesintisiz akan pınarlar insanın çok hoşuna gider. Yani su, pınar olarak, ırmak olarak olsun, deniz olarak olsun çok hoşuna gidecek şekilde yaratılmıştır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Cenab-ı Allah bu ayette sürekli nimetin yalanlanamayacağını defalarca vurguluyor. Ki ahirette onlara hatırlatma olsun diye inşallah. İnşallah. Efendim, Vaka suresi 60, yani Rahman suresi. Şeytandan Allah'a sığınırım. İçlerinde cennette her türde meyve diyor Allah. Eşsiz hurma ve eşsiz nar vardır. Yani benzeri görünmemiş hurma ve benzeri görünmemiş nar. Mesela nar buruktur. Ama cennette öyle değil. Mesela hurma, cennet hurması bambaşka. Buradaki hurma gibi değil. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Allah soruyor. Yani hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Bak, huyu güzel olmadın mı, yüzlerin güzel olmasının bir anlamı olmayacağı için huyu da güzel, yüzü de güzel diyor Allah. Dünyadaki kadınların bir kısmının huyu kötüdür. Onun için de etkileyici yönü olmaz yani. Rahatsız olsun varlığından, güzel de olsa rahatsız olsun varlığından. Ama huyu da güzel, kendi de güzel olsa çok etkileyici olur. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz diyor Allah. Bir daha soruyor. Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar. Yani büyük çadırlar içerisinde korunmuş. Yani onlarla cinsel ilişkiye girilmemiş. Efendim, bekaretini muhafaza eden, namuslu, gayrimeşru hiçbir şekilde bir ilişkisi olmamış, nur gibi tertemiz kadınlar. Sadece eşine mahsus. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bak, bundan önce kendilerine ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Yani cinsel ilişkiye girmemişlerdir diyor Cenab-ı Allah. Hiçbir şekilde iffetliler diyor. Hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girmemişler.
sadece eşinin cinsel ilişkiye girebileceği gibi. Helalinin ilişkiye girebileceği gibi. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar. O yastıklar, oradaki yataklar olağanüstü güzel diyor. Yani hem eşiyle beraber ama çok güzel yataklarda, çok güzel yastıklarda çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar. İnsan helaliyle ne yapar? Sever onu, sarılır, sevişir. Helali çünkü. Buradaki verilen detay cennette cinselliğin olacağına dair çok kapsamlı açıklamadır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Celal ve ikram sahibi olan Rabbinizin adı ne yücedir diyor Cenab-ı Allah. Bak yeşil yastıkları ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanır. Döşek ne demek? Yatak. Geniş, büyük ve çok bakımlı güzel yatak. Hiç kimsenin ilişkiye girmemiş eşlerinizle beraber olacaksınız diyor Cenab-ı Allah. Sadece size ait ve gözlerini tutkuyla size dikmiş, sadece size tutkuyla bakan ve size ait olan yumurta gibi diyor. Pürüzsüz ve düzgün. Yumurtaya benzetiyor Allah. Ayette de inciye. İnci gibi. Pırıl pırıl. Çok bakımlı ve güzel. Ve bu dünyadaki acize ait hiçbir şey yok. Mesela kan yok vücudun içerisinde. Vücut salgıları yok. Acizine ait hiçbir şey yok. Son derece güzel ve son derece hoş. Ve ölümsüz. Ölmüyor yani. Sonsuza kadar yaşayan güzellikteler. Şeytan Allah'a sınırım. Enam suresi çıktı açtım. Enam suresi 159. Gerçek şu ki diyor Cenab-ı Allah, dinlerini parça parça edip, mezheplere, gruplara ayırıp, parça parça edip, kendilerinde gruplaşanlar, bak önce dini parça parça ediyor, mezhepler ayırıyor. Mezheplerin içerisinde ayrıca gruplaşıyor. Gruplaşanlar. Sen hiçbir şeyde onlardan değilsin diyor Cenab-ı Allah. Bu Mehdi'ye bakıyorum bir ayet aynı zamanda. Onların işi ancak Allah'adır. Sonra o işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir diyor Allah. Haram. Bak gerçek şu ki dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar. Allah lanetliyor. Müslüman bölünmeyecek, birleşecek. De ki, şeytan Allah'a sığınırım, Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti, elhamdülillah. Dimdik duran bir dine, İbrahim'in hanif, muvahid dinine, o müşriklerden değildi. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm, diri halim ve ölü halim. Alemlerin Rabbi Allah'ındır. Yani ben kendimi Allah'a verdim diyor. Her şeyim de Allah'a ait. Dirim de Allah'a ait, ölüm de Allah'a ait diyor. Cesedim de Allah'a ait. Öldükten sonraki hayatım da Allah'a ait diyor. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim diyor Hazreti İbrahim. Maşallah. De ki o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mı arayayım? Hiçbir nefis kendisinden başkasının aleyhine günah kazanmaz. Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkınızda anlaşmazla düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Vali halk arasında öğretirler işte bir şey yap günahı bana. Evet, ayet diyor öyle bir şey mümkün değil diyor Allah. Kim günah işlerse onun. Sonra Cenab-ı Allah diyor ki 154. ayette, sonra Musa'ya iyilik yapanların üzerinde nimetimizi tamamlamak, her şeyi ayrı ayrı açıklamak ve bir hidayet ve rahmet olarak kitabı verdik, Tevrat'ı. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına inanırlar diyor Allah. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına inanırlar. Çünkü bir kısmı inanmıyor Musevilerin ahirete. Allah ne diyor? Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına inanırlar. Bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır diyor Allah Kur'an için. Şu halde ona uyun ve korkup sakının. Kim? Bütün dünya. Hristiyan, Musevi, herkes. Bak şu halde ona uyun, Kur'an'a uyun ve korkup sakının. Allah'tan korkun, helale harama titiz olun.
Umulur ki esirgeriniz. O zaman sizi esirgerim diyor Allah. Umulur ki diyor. Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi. Biz ise onlardan ders gördüklerinden habersizlik dememeniz ya da kitap bize indirilseydi elbette onlardan daha çok doğru yolda olurduk dememeniz için işte size Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve insanları ondan, Kur'an'dan alıkoyup çevirenden daha zalim kimdir? Allah'ın hükümlerine hüküm ekleyen, çıkaran, yobazlara işaret ediyor ayet. Ayetlerimizi alıkoyup çevirenlere bu engelleme ve çevirmelerinden dolayı pek çetin bir azapla karşılık vereceğiz. Ayeti nasıl? Yobazlar ayetleri çevirdiğinde halkımızın birçoğunun haberi yok. Birçok Kur'an'ın hükmünü geçersiz diyorlar Allah'ın ayetleri. Geçersiz diyor, Allah kaldırdı hükmünü diyor. Lan hıyar, Allah'ın hükmü kıyamete kadar geçer, nasıl geçersiz olur lan? Kaldırıldı diyor hükmü. Yok diyor, geçersiz diyor. Kaç tane? 30 ayet var öyle diyor. Bir kısmı diyor ki 300 tane bile, 300'e kadar yakın diyor. Bir tanesi diyor 3 tane falan diyor. Hepsi zırva diyor. Çok akılsızlar. Ya Allah, bismillah. Şeytan Allah'a sanırım. Enfal suresi 72. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler, yani ailesinin yanından ayrılıyor, Müslümanların yanına geliyor. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler, kendini Allah'a hibe ediyor, malını Allah'a hibe ediyor. Hicret edenler, barındıranlar, kardeşi ailesinin yanından çıkıp geliyor, kardeşini barındırıyor, kendi evini alıyor. Ve yardım edenler, maddi destek sağlıyor. İşte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlara hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz yoktur. Eğer Müslümanları tercih etmiyorsa diyor, küfürle beraber olmaya karar verdiyse hiçbir velayetiniz yoktur diyor Cenab-ı Allah. Yani hukukunuz olmaz onlarla diyor Cenab-ı Allah. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yani bir eğitim, bir bilgi, yardım etmek üzerinize bir yükümlülüktür. Yani bilgi istiyorsa verebilirsiniz diyor Allah. Ancak sizlerle aralarında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Mesela münafıklık yapıyor, onlarla birleşiyor. Müslümanların başını belaya sokmaya çalışıyor. O onda olmaz diyor Cenab-ı Allah. Yani başkasının aleyhine saldırıda Müslümanları kullanıyorsa olmaz. Allah yaptıklarınızı görendir. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Ne kadar dinsiz, imansız, komünist, darülist, materyalist, hepsi birbirlerini destekliyorlar. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize destek olmaz, birlik hareket etmezseniz, mezheplere, cemaatlere, gruplara ediyseniz, kaşı şöyle, gözü böyle, işte benim görüşüm şöyle, senin görüşün böyle, birbirinize uğraşırsanız, edişirseniz, internet sayfalarında, orada burada birbirinize olumsuz sözler söyleyerek düşmanca, dostluk dışı, kardeşlik dışı, çirkin tavırlar içinde bulunursanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur diyor Allah, mahvolursunuz diyor. İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihat edenler, cehd edenler ve hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte gerçek mümin olanlar bunlardır. Bak, gerçek mümin, mümin demiyor Allah, gerçek mümin. Gerçek mümin olanlar bunlardır, onlar için bir bağışlanma, üstün bir rızık vardır diyor. Bakın bir daha söylüyorum, mümin kadınlara söyle, gözlerini harama çevirmekten kaçındırsınlar. Harama bakmasınlar. Izlarını korusunlar. Yani gayrimeşru cinsel ilişkiye girmesinler. Süslerini açığa vurmasınlar. Şimdi süs deyince işte adamlar diyor ki süs dediğim bu diyor. Bunu açığa vurma. Böyle bir şey yok Kur'an'da. Böyle bir ifade geçmiyor. Boncukla ilgili bir ifade yok. Evet. Boncuk hiçbir şekilde de insanı etkilemez. Kül öyle satılıyor. Ata, eşeğe, kedi hepsini takarlar boncuk. Her yerde boncuk var. Boncukla hiçbir şey olmaz. Çocuklar misket oynar. O da bir boncuktur. Tabii. Değil mi? Evet, evet, tabii. Ne oluyor? Misketi gördüğünde elini ayağını boşalıp değil mi? Kendini mi kaybediyoruz? Hiçbir şey olmaz. Süslerini açığa vurmasınlar. Ancak kendiliğinden görünene hariç. Kendinden görünen, yani normal insan yaşantısı içerisinde görünen azaları hariç. Örtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde koysunlar. Göğüslerini kapatsınlar. Yani kadınların
göğüsleri açık, memeleri açık geziyor. Onu örtün diyor Allah. Kapatın diyor. Bakın süslerini diyor ki şimdi Cenab-ı Allah, süslerini kimlere göstereceğini Cenab-ı Allah açıklıyor. Kadınlar diyor, süslerini şu kişilere gösterebilirler. Birinci olarak kendi kocalarına gösterebilirler diyor. Bütün süslerini gösterebilirler diyor Allah. Kendi kocalarına. Başka babalarına, kayınpederlerine, oğullarına, kocalarının oğullarına, kendi kardeşlerine, kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kendi kadınlarına, sağ ellerin altında bulunanlardan ya da yani hizmetçilerden ya da kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz veya iktidarsız, cinsel gücünü kaybetmiş, kadından cinsel olarak etkilenmeyen hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan, yani cinsellikten haberi olmayan, kadının cinsel organını bilmeyen, kadın cinselliğini tanımayan, etkilenmeyen çocuklardan başkasına göstermesinler. Burada incik boncuk geçmiyor. Bu oradaki ayet çok açık. Tabii. Kadınların hürriyetiyle ilgilidir bu. Evdeki rahat davranmaları, rahat kıyafetleri ilgili bir ayettir. Boncuktan ilgili bir hüküm geçmiyor burada. Göz göre göre milleti kandırıyorlar. Dürüst olacaklar. Çarşafta bir kısım kardeşlerim size herhalde işine gelmiyor anladığım kadarıyla. Dışarı çıktığınızda diyor Allah, hür ve şerefli bilmeniz için, eza görmemeniz için, yani size sarkıntılık olmaması için, canınızın yanmaması için, tedbir olarak diyor Allah, çarşaf giyin. Cilbap. Çarşaf. Normal siyah çarşaf. Üstünü, bütün vücudunu örten genişçe bir örtü. Başından ayaklarına kadar. Yani bütün vücudu azalanı örten bir kıyafet. Ondan dışarı çıkarsanız size eza etmezler diyor Allah. Korunmuş olursunuz. Hür bilinirsiniz. Hür ve şerefli bilinirsiniz. Ayet bu. Tabii. Anlaşılmayacak gibi değil. Ama bak şartlı ayet. Eğer eza görüyorsanız diyor Allah. Hür bilinmiyorsanız. Yani bunu karıştırıyorsa insanlar evet, dışarıda. Bu durumda çarşaf giyip dışarı çıkın diyor Allah. Kıyamete kadar geçerlidir bu ayet. İnşallah. İnşallah. Zümer suresi 45. Şeytanı Allah'a sığınırım. Sadece Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanın kalbi öfkeyle kabarır. Oysa ondan başka da anıldığında hemen sevince kapılırlar. Küfür Allah anıldığında çok bunalıyorlar. Ama başka şeylerden bahsedildiğinde, boş işlerden bahsedildiğinde sevinç duyuyorlar. De ki ey gökleri ve yeri yaratan gaybı ve müşahede edilebileni bilen Allah'ım, anlaşmazlığa düştükleri şeylerde kulların arasında sen hükmünü vereceksin. Yani Allah'ın hükmüne uyun diyor Allah. Karar veremediğiniz konularda. Kendi kafanıza göre hareket etmeyin diyor Allah. Eğer yeryüzünde olanların tümü şeytandan Allah'a sığınırım ve bununla birlikte bir katı daha zalimlerin olmuş olsaydı, kıyamet günü o kötü azaptan kurtulmak amacıyla gerçekten bunları fidye olarak verirlerdi. Oysa onların hiçbir hesaba katmadıkları şeyler Allah'tan kendileri için açığa çıkmıştır. Bak, oysa onların hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah'tan kendileri için açığa çıkmıştır. Mesela Mehdiyet'i hesaba katmıyorlar, çıkıyor. Evet. Darwinizmin yenileceğini hiç hesaba katmıyorlar, karşılarına çıkıyor. Materyalizm tepeleneceğini tahmin etmiyorlar, çıkıyor. İnşallah. Kazandıkları kötülükler kendileri için açığa çıkmıştı ve alay konusu edindikleri şey de kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Eskiden yaratılışçılıkla alay ediyorlardı. Şu an kendilerini çepeçevre kuşattı. Değil mi? Evet. İnşallah. Cenab-ı Allah Hazreti İsa Mesih için şeytan Allah'a sanırım. Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Kitabı Kur'an. Hikmeti, Kur'an'ın hikmeti ve her türlü hikmet, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Bak, ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Bir, Kur'an, ona kitabı, iki, hikmeti, üç, Tevrat'ı, dört, İncil'i öğretecek. İsrailoğullarına elçi kılacak. Gerçek şu ki ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Demek ki İsrailoğullarına ağırlıklı olarak hitap edecek İsa Mesih geldiğinde de.
Gerçek şu ki ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Evet, bir ayetle geldim. Kur'an ayetiyle. Bu belirtiliyor. Rabbinizden bir ayetle geldim. Bir mucize. Bir mucizeyle. Ben size çamurdan kuş biçiminden bir şey oluşturur, içine üfürürüm. O da hemen Allah'ın izniyle kuş olur. Nerede burada evrim? Bak ilk yaratılışı, insan yaratılışının aynısı anlatıyor. Bak diyor ki, ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluştururum diyor. Bir kelime yaparım diyor. Balçığı alırım. Onu şekillendiririm. Hazreti İsa'nın da sanatçı olduğunu da oradan anlıyoruz. Yani çamurdan kuş biçiminde bir şey yapmak kolay bir şey değildir. Bak, ben size Rabbinizden bir ayete gelin. Ben size çamurdan kuş biçiminden bir şey oluştururum. Yani balçıktan. İçine üfürürüm. İçine üfürürüm. Demek ki içinde boş yapmış. Evet. İçine üfürürüm. O da hemencecik, hemen Allah'ın izniyle kuş olur. Ve uçar. Nerede evrim? Evrimci hocalar, Diyanet'in evrimci hocaları, İlahiyat Fakültesi'nin evrimci hocaları. Bak Allah burada sizin ahir zamanda bu tarz oyun oynayacağınızı bildiği için, hepsini demiyorum tabii, ilgili hocaları kastediyorum. Sizi tam açmaza sokacak, kitleyecek bir ayet indirmiş Cenab-ı Allah. Hiçbir açıklaması yok. Çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor. Onların yanında hemen diyor, üfürürüm. Kuş olur uçar. Gidiyor yumurtluyor, geziyor, normal kuş. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, adam doğuştan kör, anladım, babadan kör. Elini sürüyor Allah'ın izniyle. Adam birden görmeye başlıyor. Alaca hastalığına tutulanı, cildi bozuk alaca hastalığı var. Elini sürüyor. Kısa bir süre sonra cildi düzeliyor. Ama kör olan da hemen açılıyor. Ve ölüyü diriltirim. Adam ölü ama kemikleri dağılmış ölü değil. Ceset olarak duruyor. Mesela 3 günlük ölü. Normal tıbben ölmüş, kalbi durmuş. Yani beyin ölümü gerçekleşmiş. Vücut ölümü gerçekleşmiş, normal ölü. Mağaranın içine koyuyorlar zaten o devirde ölüleri. Taşla kapatıyorlar. Mesela diyor ki, kim öldü? Lamart. Mağara kapı kaç gün olmuş mesela? 3 gün olmuş. Ya 4 gün, 1 hafta olmuş. Ölü. Lamart, Allah'ın izniyle kalk diyor. Adam üstündeki o şeyle. Maşallah, maşallah. Kalkıyor, saç gibi saç açı çıkıyor. Maşallah. Yedikleriniz ve biriktirdikleriniz size haber veririm. Evde ne yiyorsa söylüyor. Senin evinde şu var diyor. Biriktirdiğin şunlar var diyor. Söylüyor. Şüphesiz inanmışsanız, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır. Net delil var diyor Allah. Size delille geldim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Yani Tevrat'ta daha önce size haram kılınanları helal kılmaya geldim diyor. Allah da, artık Allah'tan korkup bana itaat edin. Gerçekten Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. Dost doğru olan yol işte budur diyor İsa Mesih. Nitekim İsa onlarda inkarı sezince bak bunca mucizeye rağmen. Bunca mucizeye rağmen. Dedi ki Allah için bana yardım edecekler kimdir? Havariler Allah'ın yardımcıları biziz. Biz Allah'a inandık. Bizim gerçekten Müslüman olduğumuzu şahit ol dediler. Müslüman olduklarını söylüyorlar. Bakın ya burada çok manidar. Evet. Biz Hristiyan olduk demiyorlar. Evet, evet hocam. Tabii maşallah. Müslüman olduk diyorlar. Evet.
Rabbimiz bize indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Öylece şahitlerle beraber yaz bizlere diyorlar. Onlar bir düzen kurdular. Allah da bir düzen kurdu. Allah'ın düzen kuracağının en hayırlısıdır. İsa'ya bir düzen kurdular biliyorsunuz. Yakalamak için. Allah diyor ben de bir düzen kurdum diyor. Yuda İzaryot. Evet. O biliyorsunuz göğe ihbarcıydı. İsa Aleyhisselam yakalatacaktı. Alnından, kollarından, kol bileklerinden, ayak bileklerinden çivilediler. Büyük, o 22'lik çivilerden daha büyük çivilerle çivilediler. Göya İsa Aleyhisselam'a o eziyeti yaptıracaktı. Allah ona yaptı eziyeti. Evet. Bak onun için diyor ki Allah, onlar bir düzen kurdular, Allah da buna karşılık bir düzen kurdu. Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır. Ben daha çetinim diyor Allah. Daha yamanım diyor Allah. İnşallah. Hani Allah İsa'ya demişti, ey İsa doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Teveffa, uyku haline getireceğim. Uykuda biz ölüyoruz. Her akşam ölüyoruz. Teveffa. Allah ayette söylüyor. Her akşam sizi öldürüyorum diyor. Seni kendime yükselteceğim. Seni. Sen deyince ruhunu değil, seni diyor. Ruhunu, bedenini. Çünkü mesela Firavun da diyor, bedenini bırakacağım, ruhunu alacağım diyor. Ruhunu alır diyor Allah. Ruhunuzu alacağım diyor ayette. Evet. Ama burada diyor, seni diyor. Seni kendime yükselteceğim, yanıma alacağım. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim. Nasıl temizlenebilir? Onların yanından küfrün belasından aldın mı Allah katına? Temizlenmiş oluyor. Temizleyeceğim. Çünkü bedeni temizleniyor. Ruh zaten temiz. Evet. Ruh zaten temizdir. Evet. Bedeni temizleniyor. Çünkü pislik adamlar, onların içerisinden aldın mı bedeni temizlenmiş oluyor. Mesela çamurun içine bir insan düşer de Allah çamurdan alır da alırsa ne olur? Temizlenmiş olur. Değil mi? Tabii. Pis adamların içinden aldığı için bedenini temizliyor Allah. Bedenini. Ve dolayısıyla ruhunu. Temizleyeceğim ve sana uyanları diyor İsa Mesih'e kıyamete kadar, kıyametin işte 1506'lara kadar, artık son dönem, ondan sonra bitiyor zaten. 1506'lara kadar, kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim, hakim güç haline geleceksiniz. Dünya hakim yapacağım diyor Allah. Sana uyanlar kim uyuyor? Müslümanlar uyuyor, Hristiyanlar uyuyor. İttifak ettiler mi? Ne oluyor? Dünya hakim oluyor. Bediüzzaman ne diyor? Dünya hakim olacaklar diyor. İttifak ederlerse. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmanıza düştüğünüz şeyde aranızda ben hüküm vereceğim. Evet. Artık sana gelen bunca ilimden sonra diyor Cenab-ı Allah. İsa hakkında, onun hakkında seninle çekişip tartışmalara girişirlerse, Yobaz takımında hala tartışıyor ya. De ki gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra karşılıklı lanetleşelim. De Allah'ın laneti yalan söyleyenin üstüne kılalım. Yalan söylüyorsunuz diyor Allah. İsa öldü demekle, İsa Mesih öldü demekle. Bir daha gelmeyecek demekle yalan söylüyorsunuz. Gelin lanetleşelim diyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenlerin üstüne olsun diyor. Biz de diyoruz yalan, Allah'ın laneti yalan söyleyenin üstüne olsun. İnşallah. İnşallah. Hani melekler dediler ki şeytanlar Allah'a sığınırım. Meryem, doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Kelimetullah, Allah'ın kelimesi. İsa Mesih. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygındır. Allah'a yakın kılınandır. O dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygındır. Allah'a yakın kılınandır. Ahirete gittiğinde de böyle olacak diyor Allah. Beşikte de, yetişkinlerde de insanlara konuşacaktır. Mehdi'de de diyor. Konuşacaktır. Yetişkinlerde de konuşacaktır. Yetişkinliği zaten 50 yaş ifadesi yani ayetteki. O geçen kelime. 40-50 yaş için kullanılan bir kelime.
Yetişkinliği. Evet. 33 yaşında alındı İsa Mesih. Mehdi'de de yani beşik Mehdi demek. Ama o çok mandar tabi evet, Cenab-ı Allah'ın öyle, o, öyle bir detay olması. Evet. Mehdi'de de yetişkinliğinde de insanlara konuşacaktır. Ve o salihlerdendir, samimilerdendir. Meryem mübarek diyor, Rabbim bana bir beşer dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir dedi diyor. Bu böyledir dedi diyor Cenab-ı Allah. Allah neyi dilerse yaratır, bir işin olmasına karar verirse yalnızca ona ol der, o da hemen olur diyor, evrimden değil, hemen oluyor. İsa Mesih'e ona kitabı, Kur'an'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Maşallah. Zuhru suresi 33-35'te Cenab-ı Allah diyor ki, eğer insanlar diyor Allah, Cenab-ı Allah, Allah'a karşı isyanda birleşip, topluca birleşip, tek bir ümmet olacak olmasaydı, bütün insanlar dinsiz, imansız olması tehlikesi olmasaydı, Rahman Allah'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık. Evlerine kapılar ve üzerine yaslanıp ya dayanacakları koltuklar ve daha nice çekici süsler de verirdik. Yani hepsini ben yaratıyorum diyor Allah. Bütün bunlar yalnızca dünya hayatının metadır. Ahiret ise Rabbinin katında muttakiler içindir diyor Cenab-ı Allah. Zuhru suresi 33-35. Ekonomik krizin nedenini anlatıyor Allah. Maşallah. Yani ekonomik krizi ben meydana getiriyorum diyor Allah. Özellikle yapıyorum diyor. Çünkü aksi durumda insanlar Allah'a karşı isyanda birleşiyorlar diyor Allah. Dinsiz oluyorlar diyor. Yalvarıp yakarsınlar diye diyor başka bir ayette. Ekonomik kriz meydana getiriyorum diyor Allah. Bak bütün dünya birleşti, ekonomik krize çözüm bulamıyorlar. Allah'ın gizli gücü. İnsanlar buna her türlü tedbirler almasına rağmen çözüm bulamıyor. Bu metafizik bir şey ve büyük bir mucizedir bu. Ekonomi gayet güzel giderken birden bir şey oluyor. Aynı bankalar, aynı evler, aynı her şey ortak, paralar aynı. Tabii. Birden her yerde ekonomi felç oluyor. Evet. Herkes tedbir alıyor. Çözüm yok. Allah'ın dilediği süreye kadar devam ediyor. Mesela şu an 2014'e kadar devam edecek. Sonra İslam'a dönme başlayacağı için, İslam'a Kur'an'a, yavaş yavaş Allah kaldırmaya başlıyor ekonomik krizi. Allah'a döndükleri için. Yoksa yine kaldırmaz. İyice batırabilir bütün dünyayı. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Herhangi bir sayfa açıyoruz. Zuhru suresi. Bak 48. ayette şeytanın Allah'a sanırım. Firavun kavmine Cenab-ı Allah diyor ki biz onlara biri ötekisinden daha büyük olmayan hiçbir ayet göstermedik. Her mucize daha büyük. Gittikçe dozu artıyor mucizenin, büyüklük dozu. Her seferinde daha kapsamlı bir mucize gösterdik diyor Allah. Belki dönerler diye diyor Allah. Onları azapla yakaladım diyor Allah. Dönmüyorlar. Onun için millet olarak da, topluluk olarak da mutlaka Allah'a candan sevgi duymak, bağlanmak gerekir. Dünyayı Allah'tan ayırdın mı, Allah'ı dünyadan ayırdın mı, perişanlık gelir. Bir bütündür Allah. Yani mutlaka Allah'la beraber dünya kullanılacak gibidir. Maşallah. Allah olmadan dünyayı kullanmaya kalktığında, dünya insanı saldırır. Ekonomik krize saldırır, intihar ettirir, bunalıma sokar. Sağlığınız bozulur. Izdırap çekersiniz, anlamsız olur her şey. Bir manası olmaz hayat. Bak başbakan ne diyor? Çoğalın diyor. Doğru, peygamberin hadisi de var sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor, ümmetimin çokluğuyla övüneceğim diyor ahirette. Fakat şimdi adam çocuk yapacak bir adam düşünüyor nasıl bakacağım çocuklara diye.
Kendini koruyamıyor çünkü. Tabii. Hmm. Maddi olarak da koruyamıyor, manevi olarak da koruyamıyor. Her yer tuzaklarla dolu, belayla dolu. Sokağa çıkamıyor. Birine bir şey söylüyorsun, ya iftira atıyor, ya bir oyun oynuyor. Ya tuzağa düşürmeye kalkıyor. Dost bildikleri insanların kahpe çıkıyor bir kısmı. Değil mi? Evet. Sırdaş edinemiyorlar. Dost edinemiyor. Dışarıda rahat rahat kolunu, elini sallayarak gezemiyor. Şimdi adam tek başına gezemeyince çocuğum nasıl geçsin diyor sokakta. Evet. Değil mi? Kendisi iş bulamayınca, iş bulsa da sürünüyor. Çocuk da sürünür diyor. Hasta oluyor hastanede, kuyrukta bekliyor, perişan oluyor. Ya diyor, ben madem böyle sürünüyorum, çocuk yapıp onu da süründürmeyeyim bari diyor. O zaman olay daha başka. Zemin daha başka. Bir kere insanların birbirine nefretinin kalkması gerekir. Bu nefret kalktı mı mahkemelerin yükü, ne kadar mahkemede daha dosya var mesela? 1 milyon. Kaça düşer? 100'e düşer. İnsan sevgisi olursa. Affetme, merhamet olursa, şefkat olursa 100'e düşer. Öbür türlü ızdırabın önü arkası kesilmiyor. Herkes herkesi mahkemeye veriyor aşağı yukarı. Birçok yerde. Birçok kişide bunu görüyoruz. Nefret kol geziyor. Allah sevgisi olmayınca azap. Ruhta bir azap oluşuyor. Halbuki herkes topluca Allah'a sıkı sıkıya sarılırsa, Allah'ı çok severse, hemen akabinde kardeşlik, sevgi, şefkat, merhamet geliyor. Dünyevi izimler ortadan kalkar. İşte komünizm, faşizm, kapitalizm ortadan kalkar. Ferahlık gelir. Çözümü dünya hükümetleri teknik olarak halletmeye çalışıyorlar, teknik yönden. Teknik yönden de çözemiyorlar. Hükümet değiştiriyor adamlar. Halk hükümet değiştiriyor. Bir beladan ötekine geçmiş oluyor. Mesela Yunanistan'da adamlar falan, hükümet, mesela Fransa'da değiştiriyorlar. Bir bela gidiyor, başka bir bela geliyor. Yani ekonomik bela geliyor. Sıkıntı geliyor. Allah'ı coşkuyla sevme konusunu hayati bir konu olarak anlatmak lazım. Herkes biliyor, ekonomistler de biliyor sebebin Allah sevgisi olmadığından olduğunu bu ekonomik krizin. Mesela düşündüm, bugün düşündüm. Sanatçı kalmadı ya. Evet. Mesela Eurovision şarkı yarışmasına bütün parçalar. Evet, evet hocam. Yani görüyorsun. Evet, evet. Yok. Sanatçı kalmamış. Mesela televizyon kanalları açıyorum. Hazırlanan skeçler var işte yahut tiyatro falan, ona benzer şeyler. Hiçbiri olmuyor. Müzik parçalarına bakıyorum. Hiçbiri olmamış. Kıyafet de yapamıyorlar. Muazzam bir manevi çöküntü var. Allah sevgisinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Ne sanatçı var, ne bilim adamı da bilimsel araştırma yapmaya gerek duymuyor. Yani keşif araştırma yapmaya gerek duymuyorlar, yapamıyorlar. Mevcutlara milim milim geliştirmeye çalışıyorlar. Mesela yeni bir köklü buluş yapamıyorlar. Etkileyici bir buluş yapamıyorlar. Evet. Mesela Türk sanat müziği parçaları var. Klasik. Ankara Seymenlerini seyrettim. Oradan aklıma geldi. Ankara Seymenleri. Fidayda vardır. Ünlü. Evet. Misket havası Fidayda. Evet. Ondan sonra. Efendim? Evet. Çiçek Dağı vardır. Oyun havası. Evet. Bir daha asla ve kesinlikle öyle bir oyun havası yapamadılar. Yaklaşık 100 yıllık parçalar. Evet hocam. Eski. Bir daha yapamlamıyor. Çıkmıyor sanatçı.
Yani o yönde sana çıkmıyor. Fidayla ya. Hiçbir şekilde onu tutturacak parça yok. Misket. Ya dedim efeler niye sürekli bu aynı parçayla oynuyorlar? Sürekli misketle oynuyorlar. Fidayla oynuyorlar. Evet. Çiçek dayla oynuyorlar. Yani 2-3 parça var. Başka parçayla oynamıyorlar. Evet. Halbuki yüzlerce parça olması gerekiyordu. Her birbirinden güzel olması lazım. Tabii. Mesela Mehdi Erbaş'ı Ceddin Deden bir daha benzeri yapılamıyor. Evet. Mümkün değil. Bak bir kere yapılmış, bir daha yapılamıyor. Nefis parça mesela Ceddin Dede. Mesela Gafil Ne Bilir. Bir daha benzer yapılamıyor. Mesela Eski Ordu Marşı. Bir daha benzer yapılamıyor. Olmuyor. Türk sanat müziğinin benzeri parça yapılamıyor artık. Yok. Mesela Tarihi Tablolar. Güzel tarih tablolar yapılamıyor. Müzelere koyuyorlar. Şortlu mortlu vatandaşlar elleri sırtlarında geziyorlar. Ağzını açıyor böyle bakıyorlar. İnsanların etleri de kofu olmuş. Bir şey olmuş. Büyük bölümü öyle olmuş. Evet. Kafaları da kof birçoğunun. Evet. Eti de kof bir şey olmuş. İşte dağlarda geziyorlar ellerinde çubuklarla falan. Dağlara da açıyorum yani. Yani öyle ruhsuz, dinsiz adamların, Allahsız adamların dağlarda gezmesi, sen lan ne anlarsın sen dağın güzelliğinde? Allah'a inanmıyorsun ki. Tabii, evet. Allah'ın farkında değilsin. Sapık adam, elinde 2-3 sapık, ellerinde sopayla dağda geziniyor. Kuşlara falan acıyorum dağdaki ya, ağaçlara acıyorum ya. Pis ayaklarını onları eziyorlar, onların üstünden geziyorlar falan. Tabii. Değil mi? Orada Allah'a inananın, oradaki onlara karşı şefkat sevgisi nerede? Oradaki yani dinsiz olup sapık olan ama benim ayrıca. Mesela dinsizde de yine kendi halinde adamlar var. Ayrı mesele. Sapık adam. Oraları da batırıyorlar. O pis ellerini gidip oralara sürüyor. O ağaçlara acıyorum, otlara da acıyorum, hayvanlara da acıyorum, kuşlara da acıyorum. Yani hiç layık değiller. Ama Cenab-ı Allah imtihan sebebiyle onlara da müsaade etmiş. Yani dünyayı kullanmalarına. Bütün dünya hükümetlerine bakın, çaresizlik içindeler. Mesela bak Obama, eskiden Amerikan başkanları çok haşmetli olur, havalı olurlardı. Evet. Çok gariban. Evet. Çok gariban. Kim gelirse gelsin gariban olur. Çünkü Amerika ekonomik yönden çöktü. Ve muazzam intihar furyası var. Amerikan ordusu adeta su gibi eriyor. Her gün yoğun intiharlar var Amerika'da. Yoğun. Ama zibil gibi öyle. Bir tane, iki tane, 10 tane değil. Dinsizliğin getirdiği ızdırapla adamlar dayanamayıp canına kastediyorlar. Canına kıyıyorlar. Daha hala İslam olmamaya direniyorlar. Daha hala Allah'a teslim olmamaya direniyorlar. Ha, çöktün işte bak dünyanın tadı tuzu kalmadı. Amerika'nın bütün havası, süksesi gitti. Evet. Sürünüyor Amerika. Evet. Fakir bir ülke oldu ya. Gariban bir ülke oldu. Evet. Halkı da fakir, kendi de fakir. Evet. Ne ekonomide ilerleyebiliyor, ne sanatta ilerleyebiliyor, ne bilimde ilerleyebiliyor. İşte dev hamburgerler yapıyorlar. Domuz salamı falan koyuyor, onu yiyorlar. Adamlar da çok büyük bir bölümü gudubet hale geldi. Evet, evet. Şiştiler böyle bir acayip yani. Eski Amerikalılar zayıf falan filinta gibi adamlar olurdu. Filmlerde falan görüyordursunuz, evet, değil mi? Evet. Jilet gibiydiler. Evet. Şimdi homaça gibi herifler. Bir acayip olurlar. Kadınlar da öyle çok garip bir hale geldiler. Silindir gibiler büyük bir bölümü. Evet, evet. Sıkıntıdan. Gece gündüz diyor sıkıntıdan, sinirden. Evet. Izdıraf veriyor. Yemezse sinirleri daha da gergin oluyor. Hırsla yemeye devam ediyorlar. Ayette diyor, hırsla yerler diyor ayette. Evet. Kur'an ayetinde hırsla yerler diyor. Şeytan Allah'a sanırım. Meryem oğlu İsa Mesih bir örnek olarak verilince senin kavmin diyor Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Allah. Hemen İsa Mesih'ten keyifle söz edip kahkahalarla gülüyorlar, mantıksız buluyorlar diyorlar. Buluyor diyor Cenab-ı Allah. İsa Mesih konusunu
alay konusu ediniyorlar diyor Allah. O yalnızca bir kuldur. Kendisine nimet verdik. Onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık. Elbette evet. Eğer biz dilemiş olsaydık elbette sizde melekler kılardık. Yeryüzünde size halef, yerinize geçenler olurlardı. Yani siz melek beklemeyin diyor Cenab-ı Allah. Eğer melek olsaydı insanlar, halef olarak da melek gelirdi diyor. Ama siz insansınız. İnsan olduğunuz için yerinize halef olarak yine insan geliyor diyor. Şüphesiz o, İsa Mesih, kıyamet saati için bir alamettir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun, dosdoğru yol budur. Şeytan sizi alıkoymasın, gerçekten o sizin için açıkça bir düşmandır. İsa Mesih açık belgelerle gelince dedi ki, ben size bir hikmetle geldim ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de öyleyse Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Efendim Kur'an'dan size ayet okuyayım. İnşallah. Ya Allah, Bismillah. Şeytana Allah'a sığınırım. Âl-i İmran Suresi 152. Cenab-ı Allah diyor ki, andolsun Allah size verdiği sözünde sadık kaldı. Allah sözünden caymaz diyor Allah. Vaadinden caymaz. Mesela Mehdi vaad ettiyse çıkarıyor. İsa Mesih vaad ettiyse çıkarıyor. Ne dediyse yapıyor. Hayır diyor Cenab-ı Allah 150. ayette, sizin Mevlanız şeytandan Allah'sının Allah'tır, o yardım edenlerin en hayırlısıdır. Kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi, yani vahiy olmadığı halde Allah'ın hükmü gibi söyledikleri şeyi, Allah'a ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınma yeri ateştir, zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür. Bak, kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koştuklarından. Müşriklerden bahsediyor Cenab-ı Allah. Kadınlar hakkında iftirada olduğu konuşmaları duydunuz. Evet. Anlattım dün. Evet. Bak diyor ki Allah, kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği, yani vahiy olmadığı halde, vahiymiş gibi gösterdikleri için diyor Allah, Allah'a ortak koştuklarından dolayı küfredenler, bak küfür ehli olarak gösteriyor Allah, kalplerine korku salacağız. Acayip korkaktır yobaz takımı. Onların barınma yerleri ateştir, zalimlerin konaklama yeri de kötüdür. İki topluluğun diyor Cenab-ı Allah, Âl-i İmran Suresi 166'dan, iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün, yani Mehdi cemaatiyle Deccal'in karşı karşıya geldiği gün, size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Mesela bazı insanlar, ya diyor, keşke şunu yapmasaydık şöyle olurdu, böyle olurdu diyorlar. Her seferinde unutuyor, ya bazı unutmuyor ama çoğu zaman unutuyor veyahut tamamen de unuttuğu olabiliyor. Bir şey olduğunda onun tesadüfen olduğunu zannediyor, dehşete düşüyor. Halbuki mutlaka kaderdedir o. Mutlaka. İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün, şeytana Allah'a sığınıyorum, size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bu müminleri, bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi içindi diyor Allah. Yani imtihan içindi diyor. Mesela aniden Müslüman hiç ummadığı bir şeye karşılaşabilir. Ağır bir iftirayla karşılaşabilir. Hapsedilebilir, dövülebilir, sövülebilir. Müslümanlar içerisinden şehitler çıkabilir. Müslüman bunun kesinlikle Allah'tan olduğunu bilecek. İnşallah. İnşallah. Enfal suresinde, yani 8. surenin 41. ayetinde şeytan Allah'a sığınırım. Cenab-ı Allah diyor ki, bilin ki diyor, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin 1/5'i Allah'a ve Resulüne. 1/5'ini kim alıyor? Peygamberimiz alıyor. Elbiseler, ayakkabılar, kafir, sapık adamlar. Yiyecek, altın malzeme,
Mesela pirinç, bulgur, ne varsa hepsini ele geçiriyorlar. E ne yapıyor? Bu kafire ait demiyor ki Müslümanlar. Kullanıyorlar. Bak mesela diyor ki mücadele sonucunda ele geçen kılıç, kalkan, elbise gibi şahsi eşya Müslümanlara dağıtılıyor. Elbiseler. Kafirler, sapık adamlar, kafir. Onlardan ele geçen elbiseler dağıtılıyor Müslümanlara. Buna seleb deniyor, seleb Arapça. Ahmak yobazlar bunu Müslümanlara haram kılmaya çalışıyor. Seleb. Evet. Hayber fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızı Fatma annemize dahil 5 yakın akrabasına 40'ar vasak yaklaşık 5'er ton hurma veriyor. 5'er ton. Ya bu odayı doldurur 5 ton yani. Çaka çaka. Hakikaten bu oda dolar 5 ton hurma. Bir kişiye 5 ton. Yi babam yi. Maşallah. Hayber adam kafir hurması diyor. Lan ahmak. Hurmanın ne suçu var serseri? O kafir ayır mesele o. Tamam. O ganimettir, nimettir Müslümanlar için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızı Fatıma da dahil 5 adet yakın akrabasına 40'ar vasak yaklaşık 5'er ton hurma veriyor. Ayrıca kendi hanımları olan Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa, Hazreti Ümmü Habibe, Cüveriye, Zeynep binti Cahş, Safiye ve Meymune ve Ümmü Saleme annelerimize 100'er vasak yani yaklaşık 13'er ton hurma veriyor. 13 ton. Her birine bir kişi 13 ton. Ya 13 ton ne? Ucu bucu olma. Buraya da sığmadı 13 ton. Mesela Mureysi'de elde edilen zaferde 2000 deve ve 5000 koyun Müslümanlara dağıtılıyor. Yobaz'a göre o olmaz. Enbiya suresi 82. Hazreti Süleyman için diyor, onun için. Denizde dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören şeytanlardan kimseleri de emrine verdik Hazreti Süleyman'ın. Biz onların koruyucularıydık. Kim hizmet ediyor? Şeytan. Kime hizmet ediyor? Hazreti Süleyman. Ne yapıyorlar? Dalgıçlık yapıyorlar. İnci çıkarıyor. Mercan getiriyor. Süs eşyaları getiriyor. Elbise yapıyor. Her işte kullanıyor. Hazreti Süleyman bunlar kafir. Bunlar sapık. Bunlar ahlaksız. Ben bunların malını kullanmam diyor mu? Ne yapıyor? Bilakis. Kullanıyor. Allah kullansın diye zaten onun emrine veriyor. Bazı ahmak yobazlar kafir malı diye malı kullanmak istemiyor. Arabayı kullanmak istemiyor, evi kullanmak istemiyor, eşyayı, elbiseyi, ayakkabıyı kullanmak istiyor. Kafire ait diyor. Bu azılı ahmaklıktır. Allah bak ayette şeytanı bile Müslümanlara hizmet çıkıyor. Şeytanın yaptığı elbisedir, yaptığı ayakkabıyı, yaptığı evleri Müslüman kullanıyor. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Enbiya suresi şeytan 82 Ömer Nasip Bilmen hocamız açıklıyor. Ve şeytanlardan onun için Süleyman Aleyhisselam'a mahsus olmak üzere dalgıçlık edenleri de emrine verdik ki kötülükte ısrar eden mahluklar bile Hazreti Süleyman'ın emrine itaate mecbur bulunuyorlardı. Onun için denizlere dalarak en nefis kıymetli şeyleri, cevherleri çıkarıyorlardı ve ondan başka öyle denizlere dalıp faydalı şeyler çıkarmadan ayrı işleri yapanlar da öyle muhtelif işlerde çalışan, şehirler yapan, garip sanatlar meydana çıkaran şeytanları da Hazreti Süleyman'a musahhar kılmıştık. Şehir de yapıyor, işçilik yapıyor, garip sanatlar
kıyafet yapıyor, elbise yapıyor, süsler yapıyor, her şey yapıyor. İşte Cenab-ı Hak dileyince böyle harikalar vücuda getirir. Kafirler de müminlere hizmetçi kılar. Neymiş? Küfür içinde de olsa, şeytan da olsa yaptığı malzemeler, yaptığı mal Müslüman tarafından ganimet olarak kullanılır. Nimet olarak kullanılır. Ahmaklıktır aksi. Efendim, ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem küfürle mücadele ediyordu. Bu mücadelenin sonucunda ganimet ele geçiyordu. Mesela deve, at, koyun, kuzu her türlü da var. Hayvan bunlar. İşte ganimet olarak Müslümanlar oluyordu. Sen bu kafir devesi ben bunu almam, yemem diyebilir misin? Kafir koyunu diyebilir misin? Sapığın koyunu diyebilir misin? Bu çok ahmakça olur. Kıyamet suresi 22-23. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Allah'ı göreceksiniz diyor Allah ayette. Tecellisini. Yani ayetin hükmüne adam karşı geliyor. Onlar, kafirler o gün Rablerini cemal sıfatıyla görmekten mahrumdur. Cemal sıfatı nedir? Yüz. İnşallah. Tecelli olarak. Muttafin suresi 15. Efendim, Kehf suresi 36. Kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum. Ne diyorlar? Kıyamet gelmez. Milyonlarca sene sonra olur. İşte sonsuzdan geldik, sonsuza gidiyoruz. Buradaki amaç kıyametten kaçınmak, kıyamet alametlerinden kaçınmak, ahir zamandan kaçınmak. Bak ta Ashab-ı Kehf zamanında bu kafa var. Ehli delalette o devirde böyle bir kafa. Kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum. Ahir zamandan çekinmenin, ahir zamanı örtbas etmenin, kıyameti örtbas etmenin o devirdeki uygulaması. Buna rağmen Rabbime döndürecek olursam şüphesiz bundan daha hayırlı bir sunut bulacağım. Var ya öyle it kopuk takımı, eğer diyor ahiret varsa diyor Allah beni en iyi yere yerleştirir diyor. Çok duymuştursunuz. Evet. Cennetten iyi yere. O küfür kafası her zaman aynı, bak tarihin her döneminde aynı. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki, seni topraktan yaratan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün bir adam kılanım Allah'ı mı inkar ettin diyor. O devrin tebliğinde ne var? Önce yaratılış. Önce insanın nasıl yaratıldığı. İlk oradan başlıyor. Yani evrim teorisine önce cevap veriyor. Yani tesadüf inancına cevap veriyor. İlk tebliğdeki yöntem bizim yaptığımız gibi. Yaratılışın gerçek olduğunu delillendirerek anlatıyor. Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Yani insanları putlaştırmam. Değil mi? Her şeyi Allah rızası için yaparım. İnsanlara yaranmak için, işte şuna buna yaranmak için, fikrimden, inancımdan vazgeçmem. İşte okul arkadaşlarına, efendim, kulüp arkadaşlarına şirin görünmek için değil, onları değil mi, putlaştırarak değil, Allah'a kul olarak inşallah. Bağına girdiğin zaman, maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Demek ki bağa girdiğinde, yani üzüm, bir tane bile üzüm varsa orası bağ hükmündedir. Bağına girdiğin zaman Müslüman ne diyecek? Maşallah diyecek. Allah'tan başka kuvvet yoktur. Maşallah. La kuvvete illa billah. Allah'tan başka kuvvet sahibi yoktur.
Maşallah. Ne güzel yaratmış Allah diyeceğiz. Bu farz. Yani bir insan bahçeli evi varsa, evinde de üzüm varsa, meyvalıysa oraya girdiği vakit ne diyecek? Maşallah, Allah'tan başka kuvvet yoktur. Maşallah, la kuvvete illa billah. Allah ne güzel yaratmış, Allah'tan başka kuvvet sahibi yoktur. Eğer beni mal ve çocuk bakımından senden daha az görüyorsan, ya insanlar neyle övünüyor? Çoluk çocuğuyla, malıyla övünüyor aynı zamanda. Tabii ki çoluk çocuk hepsi ölüyor. Mal da bitiyor. Yok olur, çürür, biter. Kıyamete tamamı dağılacak. Mesela bak, Harun Yahya'da Ebced 300 çıkıyor. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar diyor Kehf suresinde de. Evet. Sonra 9 yıl daha kattılar diyor. 9'un da hikmeti buradan çıkıyor inşallah. 309 ediyor ikisi birleştiğinde. Hazreti İsa ile 310. Hazreti Hızır ile 311. Hazreti Mehdi ile 312. O kadar sen bitireyim ben. İnşallah. Hazreti Cebrail de Mehdi'ye sürekli yardım ediyor. Evet. Sürekli yanında. Yani. Evet. Toplam 313 kişi diyorlar. Evet. Evet. İnşallah. Bu tevafukatlar hep ilginçtir. İnsanların düşünmesi için Allah tarafından yaratılıyor. Kaderin kavranması açısından hikmetli oluyor. Birçok işareti, birçok anlamı olmuş oluyor maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar altından ırmaklar akan Adnen cennetleri onlarındır. Orada altın bileziklerle süslenirler. Bak altın bileziğe karşı insanlığında bir etkilenme gücü var. Mesela kadının kolunda altın bilezik gördüğüm insan etkileniyor. Altın nihayet metal. Bilezik şeklinde. Bilinçaltımıza Allah sevdirmiş onu. İlla ki onu kolunda göreceğim. Mesela hiç olmazsa saat şeklinde de olsa, evet, künye şeklinde de olsa. Yani kolunda onu gördün mü insanın hoşuna gidiyor. Cennetten bir esinti olarak insanda içgüdü olarak verilmiş. Hafif ipekten ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseye giyerler. En güzel renk yeşildir hakikaten. İnsan ruhuna en çok etki yapan renktir, odur. Bu cennette de yeşil hakimiyeti var. İşte kumaş olarak parlak kumaş insanın hoşuna gidiyor. Allah ipeğe dikkat çekmiş. Ağır işlemiş mesela, çok iyi işte olunca, ne kadar işte olursa insanın o kadar hoşuna gidiyor. Ne kadar detay olursa Allah ona dikkat çekmiş. Ve tahtlar üzerine kurulup dayanırlar. Yine böyle hoş koltuklar, güzel işlemeli koltuklar, süslü koltuklar insanın hoşuna gidiyor. Ne güzel sevap ve ne güzel destek diyor Cenab-ı Allah. Şeytan Allah'a sığınırım. Ali İmran Suresi 9. ayet. Rabbimiz kendisinde şüphe olmayan bir günde insanlar gerçekten sen toplayacaksın. Bir araya getireceksin. Tek bir topluluk haline getireceksin. Doğrusu Allah vaadinden cayıp dönmez. Ebced'i 2028 tane veriyor. Maşallah. İnsanları sen gerçekten, evet, toplayacaksın. Yani tek bir topluluk olarak toplayacaksın. Yani bir araya getireceksin. Doğrusu Allah vaadinden cayıp dönmez diyor. 2028. İnşallah. Yani gerçi bu kıyamete, ahirete bakan bir ayet ama, evet, yani kafirler ayrı, müminler ayrı toplanıyor. Fakat ayetin düz anlamı üzerinden, ebced anlamı tam anlamıyla dünya hakimiyetine bakıyor inşallah. Ali İmran suresi 39. ayeti kerimede Kur'an'da tek bir yerde Seyyid kelimesi geçiyor. Mehdi biliyorsunuz Seyyid'dir. Seyyid Muhammed Mehdi. Herkes tarafından bilinir. Meşhur bir konudur. Lisan-ı Nur'da da her yerde geçer. Seyyid'dir. Kur'an'da da Seyyid kelimesi Ali İmran suresi 39. ayette geçiyor. Ali İmran suresinin 39. ayetinde.
Tek bir yerde geçer Seyit. Efendi. Kim için diyor? Hazreti Yahya için söylüyor Cenab-ı Allah. O Seyittir diyor Yahya için. Maşallah. Sadece onun için söylüyor Cenab-ı Allah. Seyittir. Bir kelimetin minallah ve seyyiden diyor. Ve hasuran ve nebiyen mine salihin. Salihtir diyor. Kim için? Yahya için. Bak diyor ki Cenab-ı Allah bir Yahya, şeytandan Allah'a sığınırım, bak bir Yahya musaddıkan bir kelimetin minallahi ve seyyiden ve hasuran ve nebiyen mines salihin, o salihlerden de diyor Allah. O Allah'tan olan bir kelimeyi İsa Aleyhisselam'ı doğrulayan, yani onun inişini, onun yapacağı görevi, hepsini İsa ile ilgili bilgileri doğrulayan, bu şekildedir diyen, insanlara öğreten, duyuran, efendi, seyit olan, iffetli ve samimi olan bir elçidir diyor. Maşallah. Bunun üzerine bak ayet şöyle, şu şekilde, şeytan Allah'a sınırım. Bunun üzerine Zekeriya Aleyhisselam, mihrapta namaz kılarken caminin üst kısmı, mihrapta namaz kılarken melekler ona seslendi, hitap ettiler. Allah'tan bir kelime olan İsa Mesih'i tasdik eden, gelişini, nuzulünü, hepsini tasdik eden ve bir seyit olan, efendi olan, nefsine hakim, iffetli ve iyilerden, salihlerden olan bir haberci olmak üzere Yahya'yı sana müjdeliyor. Kur'an'da. Şeytanın Allah'a sınırlarım. Melaiketu ve huve kaimun. Mehdi'nin biliyorsunuz vasıflarındandır. Kaim, kaimun. Yusalli fil mihrabi. Ennallâhe yübeşşirübüke bi Yahya. Musaddıkan bi kelimetin minallahi ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen mines salihin, salihlerdendir diyor. Seyittir diyor. Ve huve kaimun. Mihrapta namaz kılarken yusalli fil mihrabi çok manidar ayetin ebcedleri de manidar. Yübeşşirûke bi Yahya musaddıkan bi kelimetin minallahi ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen mine salihin. Şehitlerimiz için Cenab-ı Allah bakın ayette ne diyor? Şeytanı Allah'a sığınırım. Ali İmran suresi 3-169. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler saymayın. Ne demek? Ölü diyemiyorsun. Haram. Şehide ölü diyemez. Diri. Şehit diyebiliriz. Hayır. Onlar Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar. Cennet yiyeceklerinden yiyorlar. 3'e 170, Ali İmran 170. ayet. Şeytanın Allah'a sınırım. Allah'ın kendi fazlından onlara verdikleri sevinç içindedirler. Her türlü nimet. Sevinç içindeler.
buradaki kardeşlerimiz de ağlamanın peşinde oluyorlar. Bak onlar sevinç içindeler. Madem onlar sevinç içinde, aileler de sevinç içinde olacak. İnşallah. Vatandaşımız da sevinç içinde olacak. İnşallah. Onlar sevinirken sen ağlarsan bu ne anlama gelir? Çok anormal bir şey olmuş. Tabii. Sevinecek bir şey var ki onlar seviniyorlar. Değil mi? Tabii, tabii. Onların sevindiğine biz de sevineceğiz. İnşallah. Onlara arkalarından henüz ulaşamayanlara müjdelemeyi isterler ki henüz ulaşamayanları müjdelemeyi istiyor. Cennetin nasıl güzel olduğunu, yani yaşadıkları yerin nasıl cennet gibi olduğunu müjdelemeyi isterler diyor. Gelecek olan şehitlere. Onlara hiçbir korku yoktur. Dünyada var. Çekinecekler ortamlar oluyor. Tabii Allah'tan başka kimseden korkmaz Müslüman da, fakat korku var. Korku ortamı var. Onlar korkuyu yaşamaz Müslüman, ayrı. Mahzun da olacak değildirler diyor Allah. Maşallah. 171. ayette onlar, şehitler, Allah'tan bir nimeti, bir fazlı bolluğu ve gerçekten Allah'ın müminler ecrine boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler. Bak, onlar Allah'tan bir nimeti, cennetin güzelliğini, biz fazlı, bol cennetteki imkanlar ve gerçekten Allah'ın müminlerin ecrini, ecrini, sevabını boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler. Söylüyorlar, insanların ağladığını görürse şehit ne der buna? Kendi sevinç içinde, neşe içinde, gülüyor, eğleniyor, nimetlerden istifade ediyor. Şehitlik makamının nimetlerinden. Bakıyor, insanlar ağlıyor. Şimdi bu şehidin hoşuna mı gider, rahatsız mı eder? Tabii. Rahatsız eder. Tabii. Bu Müslümana yakışmaz, haramdır. O şehit annesinin yaptığı doğruydu. Evet, evet. Gülüyordu annem, helal olsun. Maşallah, maşallah. Çünkü şehit de gülüyordu, annesi de gülüyor. Maşallah. İnşallah. ...172. ayet... kendilerine yara isabet ettikten sonra mesela bombalanıyor, yaralanıyor, silah, mermi geliyor ucuna, yara alıyor. Allah ve elçisinin çağrısına icabet edenler, yani Kur'an'a ve Resulullah'ın taleplerine icabet edenler, uyanlar, işlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir ecir vardır. Bu da gazilerden bahsediyor. İçlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir ecir vardır. Ama yara isabet ediyor. Bu da gazilik. İnşallah. İnşallah. 173. ayet. Onlar kendilerine insanlar, size karşı insanlar toplandılar. Teröristler, anarşistler, komünistler, Allahsızlar, kitapsızlar, kimse artık. Yani saldırmaya niyet edenler. Saldırmayanlar ayrı. Saldırmak isteyenler. Artık onlardan korkun. Değil mi? Daha önce diyorlardı ya, PKK ayaklanacak. Şunu yapacak, bunu yapın. Korkun diyorlardı bize, anlatıyorlardı. Tabii. Biz de çektir git diyorduk bu tiplere. Artık onlardan korkun dedikleri halde imanları artanlar ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir. Müslümanlar da Allah bize yeter diyor. O ne güzel vekildir diyor. Maşallah. Maşallah. Hani siz vadinin yakın kenarındaydınız diyor Cenab-ı Allah. Enfal sözü. Geçen de söylemiştim. Evet. Onlar uzak yamacındaydılar. Kervan ise sizden aşağıdaydı. Aşağıdan da yol geçiyordu diyor Cenab-ı Allah. Maşallah. Vadinin bir yamacında siz vardınız. Karşı tarafta da insanlar vardı diyor. Vadinin karşı tarafında. Aşağıdan da yol geçiyordu diyor. Bir yer anlatıyor. Evet. Allah onları sana uykunda az gösteriyordu. Bize de mesela Darwin istedi. Cenab-ı Allah güçsüz gösterdi. Hakikaten sonunda adamlar güçsüz hale geldi. Halbuki dünya çapında çok büyük bir yapıymış. Bütün dünyaya hakim bir güçmüş. Dev olması, bilmem ne olması bir şeyi değiştirmedi. Bak, şeytan Allah'a sığınırım. Enfal suresi 39. Fitne kalmayıncaya kadar Allah mücadele edin diyor. Ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar mücadele edin diyor. Allah'ın emri. Yusuf suresi açıldı açtığımda. Maşallah. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Kim bilir ne şifre veriliyor. Elif.
Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Gerçekten biz akıl erdirirsiniz diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yani düşünüp, ince ince araştırıp, derin tefekkür ederek içindeki hikmetleri bulmaya çalışın diyor Allah. O incileri, mercanları, o güzel mücevherleri Kur'an'ın içerisinde bulun diyor. Araştırın. Ama aklederseniz bulursunuz diyor Allah. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmemizde en güzel kıssaları gerçek bir haber olarak sana aktarıyoruz. Bak hep Kur'an'a dikkat çekiliyor. Kur'an dışında bir şeye dikkat çekilmiyor. Allah en güzel kıssalar var burada diyor Kur'an içerisinde. Evet. Mesela Yusuf kıssası. Kıssalar çok önemlidir Kur'an'da. Oysa sen daha önce bundan haberi olmayanlardandın. Mesela bizim birçok şeyden haberimiz yoktu. Değil mi? Peygamberimize de vahyediliyor. Mesela Lulyum Kuyruklu'yası, Haley Kuyruklu'yası, diğer olaylar hepsi sonradan bildirilmiştir. Hani Yusuf babasına babacığım, bak şefkat dolu bir ifade, babacığım. Gerçekten ben, babası İsrail biliyorsunuz, evet. Yakup Aleyhisselam. Rüyamda 11 yıldız, 111 ayet. Yusuf suresi 111 ayet. Evet. 12. sure. Ama bak 111 ayet. Ne diyor? 11 yıldız ve güneş. Ne yapıyor? 12 yapıyor. Ama o 11'e dikkat çekilmiş. Ve ayı gördüm. Bana secde etmektelerken gördüm demişti. Burada bir sır var. 11 yıldız, güneş ve ay. Yani dünya ülkelerinin biliyorsunuz hepsinin hemen hemen hep ya yıldızdır. İslam ülkelerinin hep aydır. Evet. Ya Türkiye'de olduğu gibi ay yıldızdır. Bayrakları, amblemleri. Güneş, ay ve yıldız. Dünya bayraklarında hakim olan alametler. 11 yıldız. Hepsi tabi olacak inşallah. Kime? Mehdi'ye. Allah annesiyle. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak. Ebced'i 2018 tane veriyor. Bak böylece Rabbin seni seçkin kılacak. Ebced'i 2018. Biz 2012'deyiz. Az kaldı 2018'e. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak. Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır. Yusuf ve kardeşi kim? İsa Mesih ve Mehdi. Ebced'i kaç? Onun da 2019. Bak burada 2018, bunun da 2019. Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır. Kaçıncı ayet? Yedinci ayet. Yusuf'la yedinin bağlantısı zaten Yusuf suresinde geçiyor. Yedilere hakimdir. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak. 2018. Yusuf ve kardeşinde şeytan Allah'a sığınırım. Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır. 2019. Didem hocam dinliyorum. İnşallah hocam. Yusuf suresinde yine Allah emrinde galip olandır. 2014. Az kaldı 2014'e. Bak Yusuf suresinin sırlarından. Allah emrinde galip olandır. 2014. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd gökleri ve yeri yaratan. Elhamdülillah. Karanlıkları ve aydınlığı kılan Allah'adır. Hem karanlığı hem aydınlığı yaratıyor Allah. Şu an pırıl pırıl aydınlık var. Bundan sonra bile inkar edenler Rablerine bir takım varlıklar ve güçleri denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, bak hemen Allah yaratılıştan başlıyor. Biz de ne yapıyoruz tebliğde? Hep yaratılış. Evet. Önce darinizm, materyalizm çökertilmez. Kur'an'da da hep metot bu Cenab-ı Allah'tan. Sizi çamurdan yaratan sonra bir ecel belirleyen odur. Adı konulmuş ecel.
Diyor ki adam genç yaşta öldü. Bir bak ne diyor Allah? Adı konulmuş ecel diyor. Genç yaşta ölme. Neyse o. Onun katındadır. Sonra siz yine kuşkuya kapılıyorsunuz. İnsanı Allah imtihan ediyor kuşkularıyla. Göklerde ve yerde Allah odur. Gizlinizi ve açığınızı bilir. Kazandıklarınızı da bilir. Yani bilinçaltını da biliyor. Açığı da hepsini bilir. Kazandıklarınızı da bilir. Hani gizliyor ya bir yerlere parayı. Allah bilir diyor hepsini. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyi versin. Mutlaka ondan yüz çevirirler. Yani küfür ehli mutlaka hangi ayet gelirse gelsin yüz çevirirler diyor Allah. Kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Mehdi gelince Mehdi'yi de yalanlıyorlar. İsa Mesih geliyor onu da yalanlıyorlar. Resulullah geliyor onu da yalanlıyorlar. Diyor ki bize ya diyorlar bazı adamlar sana karşı. E ne yapmasını bekliyordun? Gelip değil mi? Bizi destekleyecek halleri yok. Tabii. Adam delalete düşmüş. Allah onu delalet içinde yaratmış. Küfür içinde o zaman onu yapar. Kaderi öyle olur. Fakat alay aldıklarının haberi onlara gelecektir. Müslümanları alay ederler, peygamberleri alay ederler, Kur'an'la alay ederler. Bir kısmında panik oluyor öyle oluyor. Halbuki bu Allah'ın bir kanunudur. Allah onu özel yaratıyor. İmtihan için. Onlar da tesadüfen olduğu zannediyor. Halbuki daha insan yaratılmadan imtihanın gereği olarak alay edilme, baskı, hapis hepsi önceden hazır edilir. Vakti geldikçe Allah onu göstertir. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Bismillah. Araf suresi çıktı. 32. ayet. Cenab-ı Allah diyor ki, de ki diyor, Allah'ın kulları için çıkarttığı ziyneti, her türlü süs, saç boyamaktan tut, kolyeler, bilezikler, elbiseler, göze sürülen far, hanımların kullandığı işte dudak boyaları, aklına ne gelirse. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti, süs olan her şeyi, yani insanları güzelleştiren her şeyi ve temiz rızıkları, tertemiz rızıkları kim haram kılmıştır? Kim haram kılmıştır? De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onların, sadece müminlerindir diyor Allah. Yani bu dünyada Allah'a inanmayanlar da kullanabilirler diyor Allah. Ama asıl Müslümanlarındır. Fakat ahirette Allah'a inanmayanlar kullanamayacak, sadece Müslümanlar kullanacak diyor Allah. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Ama bilen bir topluluk için, bilmeyen için anlamıyor adam. Bak mümin kadınlara söyle diyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah'ın gözlerini harama çevirmekten kaçındırsınlar. Bakmayacaklar. Yani yanlışlıkla bir kadının bir yeri açıldığında Müslüman bakmayacak. Yani haram. Ya kasten de açıyorsa yine bakamaz. Ve ırzlarını korusunlar. Yani cinsel ilişkiye helali olmayan bir kişiyle girmesinler. Ancak helali ise onunla cinsel ilişkiye girsin. Irz demek fercini korusun. Yani cinsel organlarına dikkat edecek müminler. Erkek olsun kadın olsun gayrimeşru cinsel ilişkiye girmeyecekler. Öbür türlü fuhuş olur. Fahşa olur. Irzlarını korusunlar. Süslerini açığa vurmasınlar. Şimdi süsü bak Kur'an açıklıyor. Bana sen demagoji yaparsan senin sözünü ben dinlemem. Ben Kur'an'ı dinlerim. Ancak kendiliğinden görüneni hariç. Bunu Allah bize bırakıyor. Kendinden görüneni hariç. Şimdi biz Kur'an'ı bunu anlıyoruz. Örtülerini yakaların üstünü kapatacak şekilde koysunlar. Yani göğüslerinin memesi açıksa kadın göğsüne kapatsınlar. Vursunlar. Göğsünü açmasınlar. Süslerini kendi kocalarına. Kime gösteriyorlarmış? Kocasına. Süsünü gösteriyor kadın. Başka? Babasına, kayınpederine, oğullarına, kocaların oğullarına, kendi kardeşlerine, kardeşlerin oğullarına, kız kardeşlerin oğullarına, kendi kadınlarına, yani evde bulunan kendi kadınlar, aileden olan yahut o kişinin helali olan diğer kadınlar. Ya da sağ ellerin altında bulunanlardan,
Yani cariyeler yahut kendini hibe etmiş kadınlar. Ya da kadına ihtiyacı olmayan, bakın şimdi burada olay açıklığa kavuşuyor, dikkatli olun. Bana hiç kimse demagoji yapmasın, ben Allah'ın hükmüne göre bakarım, sizin sözlerinize göre hareket etmem. Bak, ya da kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz, iktidarsız, cinsi gücü olmayan. Bak, kadına, ya da diyor bak, kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz, iktidarsız, cinsi gücü olmayan, cinsi gücünü kaybetmiş hizmetçilerden. Erkek hizmetçi ama cinsi gücünü kaybetmiş. E burada hedefin ne olduğunu anlamıyor musunuz siz? Neyi kastettiğini anlamıyor musunuz Kur'an'ın? Ojeye mi bakacak cinsi gücünü kaybetmiş adam? Yani cinsi gücü olan bir adam ojeye baktığında çok etkilenmiş olacak, öyle mi? Öbür türlü olduğunda da etkilenmeyecek. Oje kastedilmiyor burada. Kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz, iktidarsız, cinsi gücünü kaybetmiş hizmetçilerden ya da, bak kafanızı biraz çalıştırın, Kur'an hükmü çok açık, ya da kadınların henüz, daha şuur açılmadığı için henüz, mahrem yerlerini tanımayan, yani cinsel organını tanımayan, kadının göğsünü bilmiyor, cinsel organını tanımıyor, bilmiyor ve dolayısıyla da etkilenmiyor, tanımayan çocuklardan, çünkü çocukta cinsi güç olmaz, anlamazlar, yani çünkü bak diyor ki ayetin ifadesi yok, henüz diyor, çünkü ergenliğe daha gelmemiş, ergenliğe geldi tanır. Kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan, cinsel organını tanımayan, ondan etkilenmeyen, yani göğsünden cinsel organını etkilenmeyen, tanımayan çocuklardan, çocuklardan başkasına göstermesinler. Ne demek istiyor Cenab-ı Allah? Çocuklara gösterebilirsiniz. Bir mahsuru yok. Çünkü etkilenmez, anlamaz, bilmiyor. Cinsi gücünü tamamen kaybetmiş bir hizmetçi. Cinsi gücü yok. Yani kadından anlamayacak hale gelmiş. Cinsel ilişkiye giremeyecek durumda. Bilmiyor. Ona da gösterebilirsiniz diyor. Kocana da gösterebilirsin diyor. Babana da gösterebilirsin diyor. Ve buradaki listede sayılı herkese gösterebilirsin diyor. Gizledikleri süsleri bilinsin diye. Ayaklarını yere vurmasınlar, defretmesinler. Gizlediği süsü ne kadının? Açıklıyor işte Kur'an. Hep birlikte Allah'a tövbe edin ey müminler, umulur ki felah bulursunuz. Kur'an'ın hükmü çok açık. Ne kadar tutucu yorumlarsa o kadar daha onun takva olduğuna inanıyorlar. İşte Peygamberimizin sarı saçı tavsiye etmesini dehşetle karşılıyor. Ben Türkiye'de hanımların çok çok büyük bölümü sarı saçlı. Dünyadaki hanımların da büyük bölümü sarı saçlı. Peki doğuştan sarı olan ne yapacak saçı? Doğuştan saçı kızıl olan ne yapacak? Saçı siyah olanlar ne yapacak? Ya şu akıl mı Allah aşkına, bu nedir ya? Şeytan Allah'a sığınırım. Enam suresi 79. Gerçek şu ki ben bir muvahit olarak, Allah'ın birliğini savunan kişi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Tek Allah'a inanıyorum diyor Hazreti İbrahim. Kavmi onunla çekişip tartışmaya girdi. Dedi ki, o beni doğru yola erdirmişken benimle Allah konusunda çekişip tartışmaya mı girişiyorsunuz? O zaman da Darwinist, materyalist kafa var. Hazreti İbrahim'den tartışmaya giriyorlar. Allah'ın varlığı hakkında inanmadıkları için. Sizin ona şirk koştuklarınızdan ben korkmuyorum. Ancak Allah'ın benim hakkımda bir şey dilemesi başka. Rabbim ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Hem siz onun hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaktan korkmazken, hiçbir delilleri yok Darwinistlerin. Allah'a ortak koşmaktan korkmazken ben nasıl sizin şirk koştuklarınızdan korkarım? Şu halde güvenlik içinde olmak bakımından iki taraftan hangisi daha hak sahibidir? Eğer bilebilirsiniz diyor. Gece üstünü bürüyüp gece üstünü örtüp bürüyünce
bir yıldız görmüş ve demişti ki bu benim Rabbimdir. Fakat kaybolunca ben kaybolup gidenleri sevmem demişti. Yani ispatla anlatıyor. Bak yıldız kayboluyor diyor. Şu kayboluyor, bu kayboluyor. Nedir doğrusu? Allah'ın birliği doğru olandır diyor. Ardından ayı aydınlık saçarak doğar görünce bu benim Rabbim demiş. Fakat o da kaybolunca and olsun demişti. Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum. Sonra güneşi etrafa ışık saçanlar güneşi doğar görünce işte bu benim Rabbim. Bu en büyük demişti. Ama o da kaybolunca kavmine demişti ki ey kavmim doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. Yani o da olamaz, o da olamaz, o da olamaz. Allah'ın birliği esastır. Bu şekilde söylüyor. Ay, güneş ve yıldız. Üçü de aynı zamanda masonların sembolüdür. Demin mason üstadlarla yukarıda sohbet ettik. Kur'an'dan birçok delille ahir zamanı anlattım, hadislerle anlattım. Mehdiyet'i anlattım. Bayağı etkilendiler, çok hoşlarına gitti. Bayağı iyi niyetli ve sevecen tavırları. Maşallah. İnşallah. Bakın Bediüzzaman'ın has talebelerinden Ahmet Fevzi abi ahir zamanla ilgili neler bildiriyor? Bize sordu ya kardeşimiz, hocam nereden geliyor bu bilgiler? Evet, evet. Tövbe suresi 32. Bediüzzaman kitabını ekletiyor bu açıklamayı. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Tövbe suresi 32. Yani konuşarak, yazarak, yani yazmayı, çünkü yazmayı yine başkası okuyor ama ağızlarla söndürmeye çalışıyorlar. Oysa kafirler istemese de, küfür istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Ahmet Fevzi abi Ebced'ine bakmış. Bediüzzaman da bunu Risale-i Nur'a ekletmiş. Ebced'i 2002 tane veriyor. Maşallah. Yine Arap suresi 56. Ahmet Fevzi abi Ebced'le Cifri ilmiyle bir istihraçta bulunuyor inşallah. Arap suresi 56. Şeytanın Allah'a sığınırım. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. Ebced'i 1994. Mehdi'nin fırtınalı yılları. İnşallah. İnşallah. Mehdiyetin. Tövbe suresi 33. Ahmet Fevzi abi söylüyor. Bediüzzaman da bunu Risale-i Nur'a ekletiyor. Müşrikler istemese de şeytandan Allah'a sığınırım. O dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen odur. İkinci vecih diyor ağabeyimiz. Elçisini hidayetle gönderen odur. Ebced'i 2006 tane veriyor diyor. Maşallah. İnşallah. Üçüncü vecih diyor ağabeyimiz. Üstün kılmak için hidayet ve hak dinle 1996 tarihlerini veriyor. Mehdiniyetin en evet. hareketli yılları. Dördüncü vecih diyor, o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için 1990 tarihlerini veriyor. Yine Ahmet Fevzi abi Saffa suresi 173. ayeti veriyor. Ve hiç şüphesiz bizim ordularımız şeytandan Allah'a sığınırım. İslam, yani Mehdiyet. Üstün gelecek olanlar onlardır. Miladi 1990. Mehdiyet'in ilk aşamasının yıllarını veriyor. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kehf suresi çıktı. Onlar altından ırmaklar akan Adnen cennetleri onlarındır. Orada altın bileziklerle süslenirler. Hafif pepten ve ağır işlenmiş atlastan. Yeşil elbiseler giyerler, tahtlar üzerinde kurulup dayanırlar. Ne güzel sevap, ne güzel destek.
Ama bu imtihan olduktan sonra tabii buraya gidiyorlar. Araf suresi 59. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik, şeytan Allah'a sanırım. Dedi ki ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım. Kıyametin kopması kastediyor. Kavmin önde gelenleri, bak önde gelenleri, her devirde bu böyle olmuştur. Yani asıl basına hakim olan bazı güçler, efendim orada insanlara, sosyal yapıya hakim olan güçlerin bir kısmı. Gerçekte biz seni açıkça bir şaşırmışlık ve sapmışlık içinde görüyoruz dediler diyor. Ne yapıyorlar? Peygamberlere, iyi insanlara, tebliğcilere, mehdilere ne diyorlarmış? Şaşırmışlık. Şaşırmışsın sen diyor. Ve sapmışlık. Sapkınlık. Mehdi'ye ne itham edecekler? Sapkınlıkla itham edecekler. Şaşırmışlıkla. Nuh'u neyle suçluyorlar? Şaşırmışlık ve sapkınlıkla suçluyorlar. Zaman değişiyor. İnsanlar değişiyor ama stil hep aynı. Olaylar hep aynı. Kim yapıyor? Önde gelenleri. Mesela bak yobazların önde gelenleri şu an Mehdi'ye karşı, Mehdiyet'e karşı, İttihat-ı İslam'a karşı tavır koyanların içinde birçoğunu onlardan görüyoruz. Tamamını olmasa da birçoğunu onlardan görüyoruz. O ey kavmim diyor. Bakın herkese yönelik bir tebliğ yapıyor. Ey kavmim. Oradaki topluluk değil sadece. Bütün topluluk herkese karşı. Mehdiyet de bütün herkese karşıydı. Bende bir şaşırmışlık ve sapmışlık yoktur. Kendisinin normal, makul, doğru bir insan olduğunu anlatıyor. Bu bir övünme değil. Mehdiyet'in de yapacağı budur. Ama ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim dedi. Yani Allah için İslam'ı yayan, tebliğ eden, anlatan bir insanım. Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Yani Allah'tan gelen vahyi bildiriyorum. Ayrıca size öğüt veriyor ve sizin bilmediklerinizi ben Allah'tan biliyorum. Bilmediğiniz şeyler, gayb bilgileri, birçok bilgi. Vahiy ile bildiriliyor. Sakınıp rahmete kavuşmanız için bak, sakınıp yani helale harama dikkat edip sonunda ne oluyor? Rahmete kavuşuyor. Rahmet ne demek? Her türlü nimet, her türlü güzellik. Kavuşmanız için içinizden sizi uyarıp uyarıyor ve korkutacak, Allah korkusunu onların kalbine getirecek şekilde tebliğ yapan bir adam aracılığı ile, vesile olmasıyla bir zikir gelmesine mi şaştınız? Bir kitap gelmesine mi şaştınız? Allah'ın hükümlerinin gelmesine mi şaştınız? Onu yalanladılar. Mehdi'yi yalanlayacaklar mı? Mehdi'yi de yalanlayacaklar. Biz de onu ve de gemide onunla birlikte olanları, Mehdi'yi, o devrin Mehdi'si kim? Nuh. Gemide birlikte olanları ne? Talebeleri. Birlikte olanları kurtardık diyor Allah. Ayetlerimizi yalan sayanları suda boğduk. Şimdi deccaliyet manen bir boğulma içinde. Ve gittikçe gücünü kaybediyor. Çünkü onlar kör bir kavimdi. Yani deccaliyetin etkisinde olan bir kavim. Ahir zaman deccali ne? O da kör. Onun da gözü görmüyor. O devrin deccali nasıl? Onun da gözü kör. Bak diyor Allah. Çünkü onlar kör bir kavimdi. Görmüyorlardı. Hakikati, gerçeği anlatsan da anlamazdan giriyorlardı. Bak diyorlar ki Ad, halkına da kardeşleri Hud'u diyor Cenab-ı Allah elçi olarak gönderdik. Ey kavmim diyor. Bak hep topluluğa hitap var. Allah'a kulluk edin. Allah'a kul olun diyor. Yani Allah'ın hükümlerini yerine getirin. Güzel bir sistem meydana getirin. Sizin onda başka ilahınız yoktur. Yani evrimle, şundan bundan yaratılmış değilsiniz. Sadece Allah sizi yarattı. Hala korkup sakınmayacak mısınız? Yani Allah'tan korkup helale harama dikkat edip güzel bir yapı içine girmeyecek misiniz? Kavminin önde gelenlerinden inkar edenler dediler ki,
Bak hep kavminin önde gelenleri. Dünya tarihinde hep böyle olmuştur. Hep hakka, hakikate karşı onlar mücadele vermişlerdir. Önde gelenlerden bir kısmı tabii var. Hepsi değil. Gerçekte biz seni akli bir yetersizlik içinde görüyoruz. Yani akli dengen yerinde değil, delisin diyorlar. Kime diyorlar? Peygamber'e, Nuh Aleyhisselam'a, Hud Aleyhisselam'a. Hud Aleyhisselam'a. Gerçekte biz seni akli bir yetersizlik içinde görüyoruz. Deli olarak görüyoruz diyorlar. Akli dengen yerinde değil diyorlar. Doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Ayrıca da yalan söylüyorsun, doğru bir hükmü anlatmıyorsun diyorlar. Aynısını Mehdi'ye de yapacaklarını Kur'an'dan anlıyoruz. Yani o yine kör insanlarla karşılaşacağını Mehdi'nin, yani Deccal'le karşılaşacağını, akıl hastalığıyla itham edileceğini, çünkü Hud Aleyhisselam'a aynısını söylüyorlar. Yalancılıkla itham edileceğini anlıyoruz. Yalancılardan olduğunu sanıyoruz diyorlar. Hud Aleyhisselam diyor ki, ey kavmim dedi, bende akıl yetersizliği yoktur, ben deli değilim diyor. İspat ediyor. Mehdi'nin de aynısını yapacağını Kur'an'dan anlıyoruz. Ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim, tebliğciyim diyor. Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Allah'ın bildirdiği her türlü açıklamayı size bildiriyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm, güvenilir bir insanım diyor. Yani tebliğde insanlar tanışırken en üstünde olacağı şey insanların güvenilir olmasıdır. Güven, karşılıklı güven. O da diyor ki bak ben güvenilir bir öğütçüyüm diyor. Sizi uyarmak için aranızda bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Allah'tan size bir bilgi geldi diyor. Allah'ın Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, liderler kıldığını ve sizin yaratılışta gelişiminizi artırdığını, üstün kıldığını hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetini hatırlayın ki kurtuluş bulasınız. Allah'ın nimetini hatırlamak kurtuluş vesilesi olarak gösteriliyor. Çünkü nankör olan Allah'ın nimetini hatırlamaz. Mümin Allah'ın nimetini hatırlar. Allah'ın nimetini hatırlayan da sen akıllı bir insandır, samimi bir insandır. Samimi bir insan da dinin gereğini yapar. Derler ki sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? Bak atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Mehdi'ye ne diyecekler? Ya diyecekler biz atalarımızın bize gösterdiği şekilde dini yaşıyoruz. Atalarımız ne dediyse ona uyuyoruz. Hud'a da aynısını söylüyorlar. Atalarımızın dinine uyuyoruz biz diyorlar. Eğer gerçekten doğru isen bize vaat ettiğin şeyi getir bakalım. Mehdi'ye ne diyecekler? Vaat et, madem öyle bir şey var, getir, görelim. Kıyamet çok uzak diyecekler. Mehdi'nin alametleri nerede? İsa Mesih nerede? Madem vaat edilmiş, değil mi? Allah vaat etmiş, görelim diyecekler. Gözümüzde görmek istiyoruz diyecekler. Andolsun dedi Rabbinizden üzerinize bir iğrenç bir azap ve gazap gerekli kılındı. Bak iğrenç bir azap meydana geliyor ve gazap, Allah'ın gazabı geliyor. Gerekli kılındı. Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve sizin ve babalarınızın isimlendirdiği, düzüp uydurduğu bir takım isimler, düzme inançlar, kurallar adına mı benimle mücadele ediyorsunuz? Değil mi? Darwinizm, materyalizm, ateist inançlar. Bunun adına mı benimle mücadele ediyorsunuz? Asrımıza göre uygulaması böyle. Öyleyse bekleye durun. Yani Allah'ın vaadini göreceksiniz. Şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Mehdi ne diyecek? Bekleyin diyecek. Aynı mantık o devirde de var. Böylece onu ve onunla birlikte olanları katımızdan bir rahmetiyle kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayarak inanmamış olanların kökünü kuruttuk diyor Allah. Şu anda da ilimle irfanla kökü kuruyor. Küfrün ve delalet. İnşallah. Açtım. Yusuf suresi 19 çıktı. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir yolcu kafilesi geldi. Mehdi'yi arayacak kafileye işaret. O
çeşitli ülkelerden çıkan alimler diyor. Mehdi'yi ararlar diyor hadiste. Maşallah, evet. İnşallah. Sucularını gönderdiler. Sucularını gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. Maşallah. Kova çağı. Kova çağı. Şubat. İnşallah. Hey müjde. Bu bir çocuk dedi. 19. ayet. 12. sure 19. ayeti. Hey müjde. Mehdi ile müjdelenin hadisinin bir yansıması ayette bak. Hey müjde. Bu bir çocuk dedi. Mehdi'ye işaret inşallah. Biz ikinci işaret anlamını söylüyoruz ayeti. Ve onu ticaret konusu bir mal olarak sakladılar. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendi. Onu ucuz bir fiyata, sayısı belli, birkaç dirheme sattılar. Onu pek önemsemediler. 20. 19 ve 20. ayet. Mehdi'yi de önemsemeyecekler. Fark edemeyecekler başlangıcında. Gençliğinde, çocukluğunda ve faaliyet çağlarında, yani faaliyetinin gençlik yıllarında, faaliyetinin çocukluk yıllarında onu önemsemeyecekler ve tanıyamayacaklar. Hadislerde de açıkça var. Onu satın alan bir Mısırlı karısına onun yerini üstün tut. Umulur ki bize bir yararı dokunur ya da ona elat ediniz dedi. Böylelikle biz Yusuf'u yeryüzünde yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan öğrettik. Çok güzel yorum yapıyor Hazreti Yusuf. Yorumu yapan kim? Allah. Allah. Ne diyor Allah? O güzel yorum yaptı demiyor bak. Ona sözlerin yorumundan öğrettik. Ben öğrettim diyor Allah. Maşallah. Ben söylettim diyor. Allah emrinde galip olandır. Bir şeye hüküm verdi mi yapar. Ancak insanların çoğu bilmezler. Hep böyledir insanların çoğu. Akledemez, çoğu bilmez. Dünyadaki bozukluğun sebebi de o. Ergenlik çağına erişince kendisine 22:2-2. 22. ayet. Ergenlik çağına erişince kendisine hüküm ve ilim verdik. Hüküm, hüküm verme yetkisi, hakimlik. Mehdi'nin vasfı ne? Hakimlik, hüküm verme yetkisi var. Mehdi'ye hüküm veriliyor. Hükmetme yetkisi, hakimlik mi yetkisi. Hüküm ve ilim. Nasıl bir ilim? Vehbi bir ilim. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Demek güzel ahlaklıysa bir insan, Allah ona yardım ediyor. İnşallah. Evinde kalmakta olduğu kadın. Hani kadınlarla beraber odanamıyordu, konuşulamıyordu, yüzüne bakılamıyordu. Peygamber bak. Peygamber bir kadınla aynı evde. Tabii. Yalnızlar. Beraberler. Evinde kalmakta olduğu kadın. Peygamber harama mı girdi burada? Yok. Helal olduğu için kalıyor. Kadın ondan murad almak istedi. Cinsel ilişkiye girmek istiyor kadın. Ve kapıları sımsıkı kapatarak, yani başka bir kişinin içeriye girmesini istemiyor. Sadece ikisinin baş başa kalmasını istiyor. İsteklerim senin içindir. Gelsene dedi. Yani cinsel ilişkiye girmek istediğini açık açık söyleyerek onu cinsel ilişkiye davet ediyor. Yusuf Allah'a sığınırım dedi. İffetli olduğu için kabul etmiyor. Cinsel ilişkiyi kabul etmiyor ama aynı evde. Konuşuyor, sohbet ediyor, beraber yaşıyorlar. Fakat cinsel ilişkiye girmiyor. Çünkü o benim efendimdir. Yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ermez. Allah'tan korktuğu için, bunun bir zulüm olduğunu düşündüğü için gayrimeşru cinsel ilişkiye girmiyor. Helaliyle olsa girerim diyor. O anlamı bu. Ama
haram bir fiile girme diyor. Çünkü nikahlısı değil. Ama aynı evde yaşıyor. Konuşuyor, sohbet ediyor, iç içeler. Müslüman demek ki ölçüsü bu olacak. Konuşabilir, sohbet edebilir. Ancak gayrimeşru cinsel ilişkiye girmez. Harama girmez. Andolsun diyor Cenab-ı Allah, kadın onu arzulamıştı. Çünkü Yusuf küçük yaşta alıyorlar. Yetiştikten sonra olgun çağını gösterişli oluyor. Serpildikten sonra kadın ondan artık etkilenmeye başlıyor. Tahrik oluyor. Yani onu ele geçirmeye çalışıyor. Çocukken öyle bir şey yok. Andolsun kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin zinayı yasaklayan kesin kanıt burhanını görmeseydi, o da Yusuf da onu arzulamıştı. Yusuf da onu arzuluyor diyor Cenab-ı Allah. Yani onunla ilişkiye girmek arzuluyor, istiyor kadına beraber olmayı arzuluyor. Beğeniyor kadını. Ama harama girmiyor. Böylelikle biz ondan kötülüğü ve fahşayı geri çevirmek için ona delil gönderdik. Hüküm, Allah'ın hükmünü. Çünkü aksi fuhuş olur. Helal değil. Ama etkilenmiş kadından. Etkilendi diyor Cenab-ı Allah. Hoşuna gidiyor, beğeniyor, aynı yerdeler. Çünkü o muhlis kullarımızdandı. Halis, samimi. Candan. Bir kadından konuşulmaz diyenler buradaki ayeti görecekler. Bu ayete göre, onların kafasına göre Hazreti Yusuf harama girmiş. Halvet olmuş onların kafasına göre. Allah harama girdi demiyor burada. Afif olduğunu söylüyor. Suç işlemedi diyor. Ama işte malum zihniyete göre de bu haram Hazreti Yusuf'un yaptığı. Yani alenen harama girdiği kanaatinde. Çünkü kadınla yalnız, baş başa konuşuyor, iç içe yaşıyor. Değil mi? Tabii, arzulamış. Evet. Arzulamış da ayrıca. O zaman onların kafasına göre halvet de var. Göz zinası da var. Çünkü görmeden arzulaması mevzu başta görüyor zaten. Konuşuyor ve görüyor. Konuşması da var, görmesi de var. Bakıyor kadına. Bakmış, görmüş, beğenmiş, evet. Arzulamış ama cinsel ilişkiye girmemiş. Girmiyor. Kardeşlerimize göre bu nedir? Bazı arkadaşlara göre halvet, haram. Allah da harama girmediğini söylüyor. Biz kime inanırız? Allah'a inanırız. Kapıya doğru ikisi de koştular. Birkaç kere tekrarlamam nedeni Peygamberimiz sünnetidir. Yani mühim konular 2-3 kere peygamber tekrarlıyor, 3 kere tekrarlıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kapıya doğru ikisi de koştular. Yani Yusuf dünya tatlısı, o önde kaçıyor, koşuyor. Kadın da peşinden onu kovalıyor. O tatlılığını artık düşünmek lazım. Can havliyle. Evin de büyük bir ev olduğu anlaşılıyor. Yani küçük bir oda olmadı anlaşılıyor. Çünkü koşması için hız alması gerekiyor. Yani öyle 3 metre, 4 metre bir ev değil. Yani büyük bir ev olduğu anlaşılıyor. Koştular kadın ama kadın da yaman bir kadın yani. Normalde onu yakalayamaması lazım. Çünkü genç yetişkin de bir delikanlı. Çok atletik Hazreti Yusuf. Evet. Yani harikulade güzel bir insan. Can havliyle bütün hızıyla koştuğu halde kadın onu yakalıyor. Yani kadın da çok yaman. Yani normalde yakalayamaması evet, lazım. Tabii. Kadın gömleği arkadan çekip yırttı. O şehvetin hırsıyla, yani kadın hırsını da gösteriyor Cenab-ı Allah. Yani o hırs ona muazzam bir güç vermiş oluyor. Çünkü yakalanmaz normalde. Bir de gömleği yırtması çok acayip. Yani devrim kumaşları bayağı kuvvetli kumaşlar. Yani bir gömleği tutup yırtmak kolay iş değildir. Tabii. Çok çok zordur. Gömleğini tutuyor.
O fakat Hazreti Yusuf'un da çok kuvvetli olduğu anlaşılıyor. Yani ikisi de çok kuvvetli gördüğüm kadarıyla. Çünkü o kaçmak istiyor, o da çekiyor. Evet. Çektiğinde yırtıp gömleğin parçası elinde kalıyor. Tam kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Allah kaderde öyle planladı değil mi? Öyle yarattığı için özellikle Allah karşılaştırıyor. Kadının kocasıyla karşılaştılar, efendisiyle. Kadın dedi ki, ailene kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir? Böyle küfürdeki insanlar şehvetini elde edemediğinde çok azgınlaşır, çok çirkefleşir, cinayete kadar vardırabilirler. Yani çok kahpe ve alçaktır küfür. Çok şerefsizdir. Mesela bak geçenlerde dün bir genç kızı, Müslüman bir genç kızı, başörtülü hanım bir kız, tecavüz edip bir ahlaksız şehit etmiş çocuğu. O işte şehvet anında aklının kapanmasından, yani şeytani bir deliliğe bürünüyor. Ve şeytani bir azgınlığa bürünüyor. Onun için şehvet bürüyen insanlarda eğer imansızsa, küfür ehlindense birçok vakada, çoğunda kahpe bir yırtıcılık, bir alçaklık ruhu, bir cinayete eğilim, bir kahpe karakter gelişir. Kadın dedi ki bak, ailene kötülük isteyenin, lan sen istiyorsun kötülüğü, sen yapan sensin, evet. O mu yapıyor, Hazreti Yusuf mu yapıyor, değil mi? Ailene kötülük isteyenin, bak adamı orada gaddarlığa ve zulme teşvik etmeye çalışıyor. Zindana atılmaktan, bak nasıl bir anda, hani seviyordun? Küfür sevgisi işte bu tarz oluyor. Evet. Birçoğu böyledir. Zindana atılmaktan. Demek ki şehvet gözüyle bakmışsın. Bak bir anda alçakça kahpe bir ruha dönüşüyor uslup. Veya acı bir azaptan başka cezası ne olur? Bir de canını yaktırmak istiyor. İşkence. Veya acı bir azaptan başka. Cezası ne olabilir? Yusuf dedi ki, onun kendisi benden murad almak istedi. Kendisine cinsel ilişkiye girmek istediğini söylüyor Yusuf. Kadının yakınından bir şahit şahitlik etti. Her yerde böyle bir derin devlet olur. Hak olarak bazen. Hak olarak yani. Devletin içinde böyle insanlar olur. Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğru söylemiştir. Kendisi ise yalan söyleyenlerdendir. Yok eğer onun gömleği arkadan çekilip yırtılmışsa bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğru söyleyenlerdendir. Bu ona bildirildiği anlaşılıyor bu şahsa. Yani Hızır'ın orada görevde olduğu anlaşılıyor. Orada herhangi bir insan gibi görünüp bilgi veriyor. Çünkü bu hüküm çok tehlikeli bir hüküm. Yani rahatça önden de yırtabilir kadın. Çeker yırtar gömleğini. Ve orada biter o. Ama onu kurtaracağını bilerek söylüyor bunu. Bilgisi var olduğu anlaşılıyor. Allahu alem. Onun gömleğinin arkadan çekilip yırtıldığını gördüğü zaman kocası doğrusu bu sizin düzeninizdendir, biridir. Ama demek ki delalet içinde olan kadınlarda, küfür içinde olan kadınlarda, genel olarak toplumda biliniyor bu tip bir karakter. Çünkü bak bilinen bir şey, adam şaşırmıyor diyor ki, doğrusu bu sizin düzeninizdendir. Alışmış. Yani zaten yapıyorsunuz bunu, düzeninizdendir. Yani düzen kurmayı biliyorsunuz ya. Yani samimiyetsiz üslubunu söylüyor. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür dedi diyor. Eğer Allah'tan korkmuyorsa, acımasızsa, ahlaki kişiliği bozuksa kadın çok tehlikelidir. Erkek de çok tehlikelidir. Aynı şekilde aynı ahlaktaki erkek de
tehlikelidir. Her türlü kahpeli, her türlü çirkin şey yapabilir. Her vaka için demiyoruz ama büyük bölüm böyledir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür dedi. Yusuf diyor o evin sahibi olan şahıs. Sen bundan yüz çevir. Bundan konuşma diyor. Bağlantını kes. Bir çözümdür bu. Yani çünkü konuşmaya devam ederse yine olay çıkar. Yine konu çıkar. Onun için görüşmemek çözüm. Sen de günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Adam dindarmış baksana. Evet. Maşallah bak. Sen de günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Günaha girmek istediği için, iftira attığı için günahkar olduğuna kanaat getiriyor. Yani zina ettin demiyor. İftira attığı için ve zinaya azmettiği için tövbe etmesini söylüyor. Doğrusu sen günahkarlardan oldun. Şehirde bir takım kadınlar, Aziz'in karısı kendi uşağının nefsinde murad almak istiyormuş. Kadınların böyle cinselliği, cinsel gücü, bu tip şeyler birçok kadını çok ilgilendirir. Ta eski zamanlardan beri. Onun dedikoduları olur işte. Aslında güzel kadın değil falan. Ama işte çok etkileyici ama işte şöyle böyle. Ama konu hep cinsellik üstünedir dedikodu. Mesela şu anda da gazetelerde falan dikkat ederseniz birçok ünlü şahsiyetin hep cinselliğinin üstünedir hikayeler, konular. İnsanların birçoğu bu konuda eziktir. Problemlidir birçok insan. Onun için böyle güçlü insanları kıskanırlar. Veyahut cinsellikle ilgili hikayeleri çok meraklı olurlar. Onları öğrenmek isterler, duymak isterler. O devirde de bu var. Bak diyor ki kadın, şehirde bir takım kadınlar Aziz'in karısı kendi uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Cinsel ilişkiye girmek istiyormuş. Hiç üstlerine vazife değil normalde ama. Onu önemli bir konu olarak ele alıyorlar. Öyle ki sevgi onun bağrına sinmiş. Halbuki bu bir sevgi değil, şehvet. Kaba şehvet. Doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz. Yani o cinsi sapıklıkla itham ediyorlar. Hayır doğru da ama onların üzerine vazife değil. Yani onları da çok ilgilendiren böyle bir flash konu olarak sosyal açıdan sanki böyle sarsıcı bir konu gibi ele alıyorlar. Kadın da bak onu etkilemeye çalışırken adamı ailene kötülük isteyenin diyor bak kurnazlığa bak ailene. Adamı o yönden yaklaşıyor. Aile, anne, baba, karısına göz koyan işte bak işte çocuklarının annesi oradan onu tahrik etmeye, onu ona karşı kışkırtmaya çalışıyor. Kadın onların düzenlerini işitince dedikodu sistemi kadın arasında cahiliyede çok yaygındır. Cahiliye mantığında. Allah'tan korkmayanlar da bu yaygın. Hepsinde olmasa da birçoğunda var. Onların düzenlerini işitince bak dedikodu hemen oraya geliyor. Evet. Ondan ona normalde haberin ona gelmemesi lazım. Kendi aralarında konuştularsa gelmemesi lazım ama fısıltı gazetesinin ona kadar hemen ulaşıyor. Onlara bir davetçi yolladı. Kadına gerçekten bu konuları halletmek için birçok yerde mesela toplantı yaparlar, şey yaparlar, efendim gün yaparlar. Dedikodu meclisleri oluştururlar. Orada onlara cevap verirler. Rakipleri gelir, onlarla yüzleştirirler. İş güç olmadı mı da Allah vermesin. Boş işlerine uğraşırlar. Oturup dayanacakları yerler hazırladı. Her birinin eline bıçak verdi. Ama kadınları tahrik etmeyi amaçlayan bir hazırlık yapmış. Yani Kur'an burada çok kapalı bir üslupla onu anlatıyor Cenab-ı Allah Kur'an'da. Kadınların o seksüel dürtülerini, cinsel arzularını tahrik edecek bir hazırlık yapıyor kadın. Yani onları da baştan çıkarıp, onları tahrik edip ben haklıyım mantığına getirecek. Buradaki açıklamalar ona yönelik ama şu an ben onları detaylı anlatmak istemiyorum. Sonra yeri gelince anlatırım. Hazreti Yusuf'a da Cenab-ı Allah çık, o kadın diyor ki çık diyor, onlara görün dedi. Çık diyor,
onlara görün. Şimdi Yusuf'a emir veriyor adam ama Yusuf'un yapacağı bir şey yok. Yani mahkum o gibi bu arada, mecbur. Çünkü bak çık diyor, emir veriyor kadın ona. Onlara görün. Hazreti Yusuf gidip kendini onlara, kadınlara gösteriyor. Kadınlar onu görüyor. Kadınlar ona bakıyor. Yusuf da kadınlara bakıyor. Göz zinası mı yaptı Yusuf, Hazreti Yusuf? Haşa. Onların dediğine göre öyle oluyor. Evet. Ne kadar kadın olursa olsun zaten yine halvet olur diyor. Bir erkek olması gerekir diyorlar. O zaman halvet de olmuş oluyor. Bir daha bir halvet daha olmuş oluyor. Göz zinası da olmuş oluyor onların kafasına göre, haşa. Böylece onu olağanüstü güzellikte görünce, tabii güzelliğinden çok çekiciliğinden etkileniyorlar. İnsanüstü bir varlıkmış gibi gözlerini büyüttüler. Şaşkınlıktan ellerini kestiler. Yani eli ayağı boşanıyor kadınların şehvetin etkisiyle. Kontrolsüzler yani şehvette hakikaten kas kontrolü zayıflar. Dikkat, irade ve konuşma kontrolü de kaybolur. Onun için yani suç işleyenler de o yüzden daha kolay suç işlerler. Yani mantıklı olmazlar. Ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz. Ama yine de kadınlarda bir dindarlık var. Bu bir beşer değildir. Bu ancak üstün bir melektir dediler. Yani bu kadar etkileyicilik, hayret verici diyorlar yani bu kadar. Maşallah. Yani kadınların nefesi kesiliyor. Maşallah. Çünkü bir ilahi, rahmani bir tecelli var üstünde. Muazzam bir tecelli var. Kadına ona bir mana veremiyorlar. Yani bu elektrik, bu etkileme gücü nereden geliyor? Onu şimdiki tipler aura diye açıklıyorlar. Yani muazzam bir etkileme gücü var. Yani görür görmez kadınlar etkileniyorlar. Kadın dedi ki, beni kendisiyle dolayısıyla kınadığınız erkek işte budur. Siz beni kınıyordunuz diyor, işte budur diyor. Andolsun onun nefsinden ben murad almak istedim diyor kadın. Söylüyor. Açıkça söylüyor. Cinsel ilişkiye girmek istediğini söylüyor. O ise kendini korudu. O istemedi diyor, korudu diyor. Ve andolsun diyor kadın, yemin ediyor. Eğer o kendisini emrettiğimi yapmayacak olursa, emrettiğini söylüyor cinsel ilişkiye girmesini. Yapmayacak olursa mutlaka zindana atılacak ve elbette küçük düşürülenlerden olacak. Yani zindanda da küçük düşürüleceğini söylüyor ayrıca. İşte kıyafetiyle, konduğu yeri itibariyle, yapılacak muamele itibariyle, çünkü çok acımasız davranılacağı anlaşılıyor. Sırf zindan değil bak, küçük düşürülenlerden olacak. Yusuf dedi ki, Rabbim zindan bunların, bak bunların diyor, bir tek o değil, ekibin, bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden. Şimdi tek kadınken öbür kadınlar da istiyorlar Hazreti Yusuf'u. Evet. Hepsi istiyorlar yani, bütün kadınlar istiyorlar. Bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Zindan daha sevimli bana diyor. Maşallah. Zinadan. Ben yapmam zina diyor. İşte Müslümanın imanı, aklı böyle çok güçlü olur. Çelik gibi de iradesi olur. Maşallah. 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 Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, kurdukları düzen, bak kurduğu düzen demiyor, kurduk şimdi düzenin çapı genişlemiş. Evet. Diğer kadınlar da işin içine girdiği için kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara, ona değil, onlara, bütün kadınlara, kalabalık bir kadın kitlesine, onlara korkarım eğilim gösterir, böylece cahillerden olurum. Yani onlarla böyle bir ortam meydana gelirse zorla diyor ilişkiye girmeye kalkarlar. Allah esirgesin, ben de o belanın içine girebilirim diyor. Zorla ilişkiye girerlerse kendimi koruyamayabilirim ben diyor. Ve dolayısıyla haram bir fiilin içine düşerim diyor. Allah esirgesin. Allah'a sığınıyor. Böylece Rabbi duasını kabul etti. Bak Müslüman'ın iradesini görüyor musun? Köşk, ev, muhteşem yiyecekler, muhteşem ortam ve kadın da çok çekici, cazibeli ve diğer kadınlar da çekici ve güzeller. Ben hapishane istiyorum diyor, zindan istiyorum diyor, istemiyorum diyor, harama girmek istemiyorum ya Rabbi diyor.
ve onların hileli düzenlerini, bak düzen değil, hileli düzen, hile yaparak, oyun oynayarak onu elde etmeye çalışıyorlar. Hileli düzenlerini kendinden uzaklaştırdı. Cinsel ilişkiye girmek için hileli düzen kuruyorlar Hazreti Yusuf'a. Ama Cenab-ı Allah kendisinden uzaklaştırdı diyor. Çünkü o işitendir, bilendir. Allah işitiyor ve bilendir diyor. Sonra onlarda Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri, bir bak sırf bir o değil, delil, deliller diyor ayet. Çok delil var mesela gömleğin, kendi ifadesi var, samimi ifadesi var, kadınların içinde yaptığı kadının kendi şehadeti var, itiraf ediyor kadın. Delilleri görmelerinin ardından, mahkemede değil mi, birçok delil kullanılıyor. Delilleri görmelerin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. O zamanlar hukuk diye bir şey yok. Siyaset hukuka hakim olmuş. Derin devlet yapılanması var. Dolayısıyla gerçek hukuk yok. İftirayla istediklerinde istediği kişiyi hapse atabiliyorlar. Oyun oynayabiliyorlar. Onu yaparken de herhangi bir vicdanı rahatsızlık duymuyorlar. Delile de gerek duymuyorlar. Yani hapse koyuyorsun. Neye göre yaptın? Yok, cevap yok işte. Öyle gerek dediğim koyuyorlar hapse. Onunla birlikte iki genç zindana girmişti. Biri, ben rüyamda kendimi şarap sıkıyorken gördüm. Öbürü de, ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm. Kuş da ondan yemekteydi dedi. Bunun yorumundan bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görmekteyiz. Şarap ve ekmek biliyorsunuz Hristiyanlıkta kutsal olarak addedilir. Onların inancında. Burada benim gördüğüm bazı şifreler var. Ama bunu anlatmak için şimdi biraz erken. Dedi ki size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber verebilirim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Bir ilimle bu bilinebiliyor. Yani bir olay Cenab-ı Allah'ın bildirmesiyle olmadan önce, kısa bir süre önce şehadet alemine giriyor ve bilinebiliyor. Allah'ın bildirmesiyle inşallah. Bu Rabbimin bana, bak bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şimdi de mesela bir denemeden bahsediyoruz geçenlerde. Adam bir şey tasarlamadan önce beyninde, değil mi? Evet. İlgili, efendim? 6 saniye önce kaslara emir gitmiş oluyor zaten. 6 saniye önce kaslara emir gitmiş oluyor. Evet. Daha o düşünmeden. Evet. Doğrusu ben Allah'a iman etmeyen, ahirete tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun dinini terk ettim. Bak, doğrusu ben Allah'a iman etmeyen, Allah'a iman etmiyor. Darwinistler, materyalistler ne yapıyorlar? Allah'a iman etmiyorlar. Ahireti tanımıyorlar. O topluluğun inancını, dinini ben terk ettim diyor. Yani kabul etmiyorum diyor. Darwinist, materyalist sistemi kabul etmiyorum diyor. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Yani İsrail'in dinine uydum. Yakup. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamız bizim için olacak şey değildir. Bu bize ve insanlara Allah'ın lütuf ve ihsanındandır. Ancak insanların çoğu şükretmezler. Ben bunu mahkemede delil olarak sürmüştüm bu ayeti. 38. ayeti. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanıyordum ben. Türk kavmindenim, İslam milletindenim dedim. İslam milletindenim demekle ümmetçilik propagandası yaptığım iddiasıyla, işte 15 yıl münafis cezasıyla
biliyorsunuz önce tımarhaneye, tımarhaneden hapishaneye, hapishaneden tımarhaneye 19 ay bir gezintimiz olmuştu. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin hakimine bu ayeti okumuştum. Millet İbrahim'e ve atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Bu burada millet olarak geçiyor ayette. Evet. Benim kastım yani dinden kastım, milletten kastım aynıdır dedim. Millet demek din anlamındadır. Ben de burada İslam milletindenim derken İslam dinindenim. O anlamda söyledim dedim. Delili de budur dedim ayet dedim. Yani gittik gittik geldik gittik geldik geldik biz mahkemeye. Yani çok fazla her ay geliyorduk zincirlenmiş şekilde. Böyle sevk zincirleriyle geliyorduk. Benim avukatım her seferinde tahliye talibinde bulunuyordu. Her seferinde ret. Sonra en sonunda hakim çağırmış avukatı. Oğlum demiş bu siyasi dava demiş. Onun için tahliye talebinde bulunma demiş hiç boş yere demiş. Yani bu şekilde devam edecek demiş. Yani bizim hani uygun gördüğümüz bir zamana kadar gibisinden. Evet bakalım da bayağı devam etmişti o zamanlar. 19 ay kadar devam etmiştim. Şeytan Allah'a sınırım. Kadınlardan evliliği ummayıp da oturmakta olanlar. Burada açıklamış. Adette ve çocuk doğurmaktan kesilmiş yaşlı kadınlar. Yani kadınlık gücünü kaybetmiş, doğurma gücü olmayan kadınlar, yaşlı kadınlar. Ne deniyor ona? Menopoz mu deniyor? Evet. Süslerini açığa vurmaksızın, dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir sakınca yoktur. Yine de iffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir. Yani dışarı çıktıklarında bu kadınlar cilbaplarını çıkarabilirler diyor. Benim anladığım ayette. Evet. Yani iç elbisesiyle dışarıya çıkabilir. Efendim neyse artık iç elbisesi. O anda evinde kullandığı elbisesiyle dışarı çıkabilirler. Bunun için bir sakınca yoktur diyor. Ama mümin kadınlar dışarıya çıkarlarken eğer dışarısı namüsaitse yani güvenli değilse efendim tecavüz tehlikesi varsa iffetli bilinmeleri konusunda kuşku meydana geliyorsa yani Müslüman olduklarının anlaşılmasında kuşku meydana geliyorsa eza görmemeleri için cilbaplarını giymeleri gerekiyor mümin kadınların. Cilbap anlaşılmayacak gibi değil. Çok net. Bütün vücudunu örten bir kıyafet. Evet. Ayaklarına kadar. Başından ayaklarına kadar. Blok. Her tarafını örten bir kıyafet. Ama yaşlı hanımlar için Cenab-ı Allah benim anladığım burada onların üstünden o yükümlülüğü kaldırıyor. Hazreti İsa Mesih ile ilgili ayetler diğer peygamberlerde olan açıklamalar gibi değil. Diğer peygamberlerde hep Cenab-ı Allah işte onların suçlandığını, baskı gördüklerini, tevhid dinine çağırdıklarını, ihlaslı ve samimi olduklarını, temiz olduklarını, tebliğ yaptıklarını ama zorluklarla da karşılaştıklarını uzun uzun anlatıyor Cenab-ı Allah. İsa Mesih'te bambaşka bir anlatım var. Evet. Yani hiç bağdaştıracağımız gibi değil. Mesela bak diyor ki buradaki ayette Nisa suresi 172 şeytanın Allah'a sınırım. Mesih ve yakınlaştırılmış melekler. Hiçbir peygamber için söylenmiş bir açıklama değil bu ayette. Kur'an'da yoktur bu. Bak Mesih ve yaklaştırmış melekler. İkisini birlikte. Melekler. Allah'a kul olmaktan kesinlikle kaçınmazlar. Ya mesela Allah dedi ki peygamberler değil mi? Salih müminler değil mi? Ama bak sadece diyor ki Mesih. Sadece Mesih. Mesih ve yakınlaştırmış melekler Allah'a kul olmaktan kesinlikle kaçınmazlar. Yani burada Hristiyanlığa bir cevap var. Evet. Tek Allah inancına
onları çağıran bir anlatım var. Ama meleklerin yanında olan Mesih, ondan bahsediliyor. Şimdi insanların yanında olsa derdi Cenab-ı Allah. Yani o, buradaki görünüm Mesih'in meleklerin yanındaki görünümüyle ilgili anlatım. Olduğu yeri söylüyor. Mesih ve yakınlaştırılmış melekler. Allah'a kul olmaktan kesinlikle kaçınmazlar. Ne yapıyor melekler? Allah'a secde ediyorlar. Rükû ediyorlar, kıyam ediyorlar. İsa Mesih ne yapıyor? Onlarla beraber o da Allah'a rükû edip secde ediyor. Hepsi birlikte diyor. Mesih'le melekler tamamı bana ibadetten kaçınmazlar. Bu melekler aleminde olduğunu gösteriyor İsa Mesih'in. Şu an. Kim ona ibadet etmekten kaçınırsa ve büyüklenirse onların tümünü huzurda toplayacaktır. Huzurunu toplayacaktır diyor Cenab-ı Allah. Yani yapamaz hiç kimse zaten. Yani aklı başında bir insan yapamaz. İsa Mesih için bulunduğu yer ve etrafındaki arkadaşlarının kimler olduğunu belirten bir ayet. Ey kitap ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin. Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Şeytanı Allah'a sığınırım. Bak, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin. Allah'a karşı gerçek olanla başkasını söylemeyin. Ama Allah'a karşı gerçek olanı söylerse Allah kabul ediyor. Yani o zaman tamam diyor Allah. Yani bir, değil mi? Oradaki eksikliği söylüyor Cenab-ı Allah. Meryem oğlu Mesih, İsa ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu ol kelimesini Meryem'e yöneltmiştir Cenab-ı Allah. Ve ondan bir ruhtur. Allah'tan bir ruhtur ve Allah'ın kelimesidir. Öyleyse Allah ve elçisine inanınız. Üçtür demeyin diyor Allah. Allah var, bir de elçisi var. Bundan kaçının diyor Hristiyanlara Cenab-ı Allah. Sizin için hayırlıdır. Yani bunu yaparsanız hayırlı olanı yapmış olursunuz diyor Cenab-ı Allah. Bir Allah inancına onları davet etmemizi istiyor Hristiyanlarla. Hani niye bağlantı kuruyorsunuz, niye konuşuyorsunuz diyorlar ya. Evet. İnşallah. Allah ancak bir tek ilahtır. Tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmadan yücedir. Çocuk sahibi değildir diyor Cenab-ı Allah. Göklerde ve yerde her ne varsa onundur. Vekil olarak Allah yeter. Yani Allah'ın Hristiyanlardan istediği tek Allah'a inanın diyor. Hristiyanlığa göre de namazlarını kılmaları gerekiyor. Namazlarınızı kılın diyor Allah. Zekatınızı verin. Yani bu ben Kur'an'dan anladığım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak kabul etseler gerçek bir Hristiyan olmuş olacaklar. Yani Kur'an'ın o hak olan hükümleriyle yanlış olan inançlarını değiştirseler konu bitecek. İnançları tam oturmuş olacak inşallah. Ve gerçekten diyor 164. surette Cenab-ı Allah, Nisa suresi 164, ve gerçekten sana daha önceden hikayelerini anlattığımız elçiler var, tebliğciler var diyor Allah. Elçiler biliyoruz. Evet. Kur'an'da. Ve anlatmadığımız elçilere, bir de anlatmadıklarım var diyor. Tebliğciler, Allah'ın dinini yayanlar, elçiler. Onlara da vahyettik diyor Allah. Allah Musa ile de konuştu. Elçiler, müjdeciler ve uyarıcı olarak gönderildi. Bak, elçiler ne için gönderiyor? Müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderildi. İncil'de zaten müjde anlamına geliyor biliyorsunuz. Kur'an da bir müjdedir. Çünkü Kur'an'da Allah müjdeler anlatıyor. Öyle ki elçilerin sonra insanların Allah'a karşı savunacak delilleri olmasın. Bak, öyle ki elçilerden sonra insanların Allah'a karşı savunacak delilleri olmasın. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
öyle ki elçilerden sonra insanların Allah'a karşı savunacak delilleri olmasın. Ahireti sorgulandığında Kur'an'dan sorgulanıyor Müslümanlar. Kur'an'da ne anladıysa, samimi olarak kanaati neyse ona göre cevap vermesi gerekiyor. Fıkıh kitaplarına sorulmayacak Müslümanlar. Bak Cenab-ı Allah diyor ki hiçbir peygamber için bu ifade yok. Hazreti İsa farklı dedim ya. Evet. Nisa suresi 157. Şeytan Allah'a sığınırım. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler diyor Allah. Halbuki peygamberler de söylüyor Allah öldürdüler diyor. Tabii. Evet. Değil mi? Yahya'yı öldürüyor. Birçok peygamberleri öldürüyordunuz. Hatta Yahudileri Allah bu konuda kınıyor. Evet, tabii. Peygamberleri öldürüyordunuz diyor. öldürdünüz diyor. Ama bir tek İsa Mesih için, oysa onu öldürmediler diyor. Bak her peygamber de öldürdü derken Allah, İsa Mesih için oysa onu öldürmediler diyor. Ve onu asmadılar. Yani çarmıha gelmediler. Ama onlara bir benzeri gösterildi. Bak bu bir mucize. İsa Mesih'e benzeyen bir kişiyi İsa Mesih diye astılar. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Şu anda da şüphelerinden dolayı sürekli tartışıyorlar. Onların zanına uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Böyle bir şey yok diyor Cenab-ı Allah. Zanna uyuyorlar diyor. Bir daha onu Allah bir daha vurguluyor. Onu kesin olarak öldürmediler. Hiçbir peygamber için iki kere Allah ayette onu öldürmediler demiyor. Bir tek İsa Mesih için deniyor. Onu öldürmediler. Bazı kardeşlerimiz ne diyor? Tamam Allah öldürmedi ama öldürdü diyorlar. Ya kardeşim öldürmediler dediğine göre yani oradaki olay yani öldürmediler ama bir şekilde öldü diyorsunuz. E asmalılar öldürmediler diyor Cenab-ı Allah. Evet. Bak bunların anlatımını kitlemek için Allah diyor ki hayır Allah onu kendine yükseltti, ref etti, kendi katına aldı. E derdi Allah yani öldü ve işte diğer peygamberler için hüküm neyse onu söylerdi. Ama bak ne diyor? Allah onu kendi katına yükseltti. Kendine yükseltti. Allah ve üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun kitap ehlinden, bak şimdi hiçbir peygamber için yok bu. Bizim peygamberimize dahil. Sadece İsa Mesih'e ait. Andolsun kitap ehlinden, yani Hristiyan ve Musevilerden, ölmeden önce, yani adam sağ yaşıyor, daha ölmemiş. Ölmeden önce ona inanmayacak, İsa Mesih'e inanmayacak hiç kimse yoktur. Kıyamet günü o da onlarla ilgili şahit olacaktır. Onlara şahit olacaktır. Şimdi kitap ehlinden bir adam var, birisi var. Adam daha ölmemiş. Bunun olması için bu ayetin hükmünün olması için Hristiyan aleminin, bütün Musevi aleminin belirli bir dönemde tamamının dünyada hepsini iman etmesi lazım İsa Mesih'e. Hepsinin. Bu ayeti o zaman tahakkuk etmiş oluyor. Bir kısım arkadaşlara diyor ki Hristiyanlar diyor ölmeden birkaç saniye önce diyor can çekişirken ona iman edecekler diyor. Ne faydası var? Evet, o iman mı o? Tabii. Onu Allah iman olarak kabul ediyor mu? Ayette açıklıyor Allah. Can, boğaza dayanma anında, yani son andaki imanın geçerli olmadığını söylüyor Allah. E sen burada ne diyorsun? Mucize meydana geliyor diyorsun. İsa Mesih'e adam imansızken, bir Hristiyan, imansız bir Hristiyan, son anda ölürken iman ediyor diyorsun. E o zaman sen dediğine göre cennete gitmesi gerekir. Tabii. Ha? Tabii. Değil mi? İman ne diyorsun? E Hristiyanlardan birçoğu cehenneme gidecek.
Musevilerin de birçoğu cehenneme gidecek. Müslümanlardan da birçoğu cehenneme gidecek. Bir de son andaki iman geçerli mi? Değil. Ayetin hükmü açık. Ayette alenen söylüyor Cenab-ı Allah. Son anda can boğaza dayanmışken iman etmek hükmü yoktur diyor Allah. Sen de diyorsun can boğaza dayandığı anda iman edecek adamlar diyorsun. Ve bu da geçerli olacak diyorsun. O zaman bütün Hristiyanlar cennete gider sen dediğine göre. Tamam. Bak ayeti kabul etmemek için ne yollara giriyorlar. Şu başörtüsü ayetinde çektikleri sıkıntıyı görüyorsunuz. Evet. Burada da yine böyle sıkıntı çekiyor. İsa Mesih'in inişini engellemek için kendi kafalarına göre akıl almaz yorumlar yapıyorlar. Akıl almaz. Halbuki hüküm çok açık. Kitap ehlinden diyor, ölmeden önce ona inanmayacak hiç kimse yoktur. Dünyanın belirli bir döneminde kitap ehlinin tamamı iman ettiğinde bu ayetin anlamı tam tahakkuk etmiş oluyor. İşte o da Mehdi döneminde. Meryem suresi. Tamam, Meryem suresini okuyayım onlara inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Meryem suresi 19. sure. 22. ayetten başlayayım. 2-2. İnşallah. Efendim. Bu ikilerde bir şey var. 2-2'lerde. Onun için ikilere önem veriyorum. İnşallah. Böylelikle ona gebe kaldı. Sonra onunla ıssız bir yere çekildi. 2-2. Bir doğumdan bahis var. İnşallah. Böylelikle ona gebe kaldı. Sonra onunla ıssız bir yere çekildi. Bu hem Mehdi'ye hem İsa Mesih'e işaret ediyor. Yani ıssız bir yere çekilme. Issız bir yerde olma. Çünkü küfrün gözünden uzak olacaklardır. Düşmanlarından uzak olacaklardır. Tabii ki dostları sevenler olacaktır ama Mehdi'ye ve İsa Mesih'e düşman olan, onlara nefret eden çok fazla alçak kahpe olacaktır. Müşrikler, it kopuk takımı, müptezeller, kevaşeler hem Mehdi'ye hem İsa Mesih'e kin dolu olacaklar. Anlayamadıkları için, kavrayamadıkları için, gözleri deccal gözü gibi olduğu için nefretle yaklaşacaklardır. Onun için ıssız diye bir yere çekildi güvenlik amacıyla. Evet. Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Bu 23. ayet. Şeytanın Allah'a sığınırım. Mehdiyetin doğum sancısına da işaret ediyor inşallah. Onu bir hurma dalına sürükledi. Demek ki hurma ağaçlarının da olduğu bir yer. Hurma. İstanbul'da çoktur hurma. Evet. Trabzon hurması. Değil mi? Kırmızı kırmızı her yerde olur. Evet. İnşallah. Dedi ki keşke bundan önce ölseydim de hafızalardan sinilip unutsaydım. Bu bir zelledir. Evliyalarda, velilerde olan zelle. Normalde bir Müslüman bu şekilde tabii konuşamaz. Bir zelle, bir hatadır. Ama ne kadar bunaldığını, ne kadar zor durumda olduğunu, deccaliyetin acımasızlığını ve kahpeliğini, bir insanı ne kadar ızdıraplı, ne kadar acı çeken bir konuma soktuğunu göstermesi açısından bu ayet manidardır. Ne diyor mübarek Hazreti Meryem annemiz? Soğutucuyu kapatın. Dedi ki keşke bundan önce ölseydim de hafızalardan silinip unutsaydım. Çünkü o kadar galiz bir iftira var ki hem haşa ve haşa kella gayrimeşru ilişkiyle suçlanıyor ki hafif tertemiz bir insan. Hem o anda yalnız kimsesi yok, yardım eden kimse yok. Dağ başında, su akan bir yer, dağ başında yalnız bir yer. Hem doğum sancısı, hem o acı, yani insanların iftira, hem yalnızlık. Üçü, ona dedi, bak keşke bundan önce ölseydim de hafızalardan silinip unutulsaydım. Allah'ın imtihanı bu.
çok sıkıldığı için bak Allah ona o ne yapıyor? Altından bir ses ona seslendi. Birisi ona seslendi. Hüzne kapılma. Rabbin senin alt yanında bir ark kılmıştır. Hüzne kapılma. Nedir hüküm? Haram. Allah'ın emri. Hüzne kapılma. Yasaklıyor Allah. Bu üstteki işte zelle. Bu hata yapıyor. Bu yanlışlık var. Allah yasaklıyor. Hüzne kapılma. Bir şekilde Allah ona onu hissettiriyor. Vahiyle. Kalbine ilham ediyor. Veyahut açıkça duyduğu bir ses. Rabbin senin alt yanında bir ark kılmıştır. Demek ki öyle bir yer olacak ki hem sessiz, sakin bir yer olacak, ormanlık bir tepe olacak, hem de burada bir su kaynağı olacak. Ve orada da hurma ağacı da olacak. Meyve ağacı da var, hurma ağacı da var. Şimdi burada bir belirleme yapıyor Kur'an, açıkça. Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülsün. Üzerine daha taze hurma dökülsün, üzerine salla. Demek ki dal da iyice sarkmış, yakın. Demek ki Mehdi'nin olduğu ortamda da ağaç insana çok yakın olacak. İsa Mesih'in olduğu yerde de ağaç insana çok yakın olacak. Ağaçla iç içe olacak. Ormanla iç içe olacak. Bunu anlıyoruz. Kendine doğru salla, henüz üzerine oluşmuş taze hurma dökülsün. Burada tabii kapalı olarak doğumda kadın bir şey tuttuğunda, bir şey asıldığında o doğum daha kolay olur. Daha şeydir yani, zaten doğum yapan kadınlarda bu uygulanan bir metot. Evet. Taze hurmada o bitkinlik anında, o yorgunluk anında ona bir takviye. Demek ki ayrıca bir de aç. Evet. Bak imtihanın haline bak, şekline bak. Yiyecek yok. Yalnız başına aç kalmış. Allah'a çok şükür çıktığı yerde hem su var hem hurma var. Taze hurmanın özelliği sulu, çabuk kana geçer. Hemen şeker geçeceği için kana kendini toparlayacaktır. Çünkü açlıkta ve bitkinlikte insanlar siniri zayıflar. Sancıda daha da zorlanır. Hakaret ve iftira varsa daha da çok zor durumda kalır. Olağanüstü zor durumda olduğu için bir kere Cenab-ı Allah hem susuzluğunu gideriyor hem açlığını gideriyor hurmayla. Taze hurma almasıyla hem de vahiy aldığı için kalbine bir ferahlık gelmiş oluyor. O yazı bana mı? Evet hocam. Her tarafı değil mi? Olabilir. Tamam. Bir şey var. Çok özenli olursa. Evet, tamam. Yani bir şeye koyarak, kabın içine koyarak, kaybolmayacak şekilde. Efendim. Yahut kısa bir ara verelim de ben onu konuyu açıklayayım. Tamam, inşallah. İnşallah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz hocam. Buyurun hocam. Hoş geldiniz. Ben böyle muhabbeti bölmüştüm. Estağfurullah. Biz yani gelebiliyoruz değil mi? Güzellik kattınız hocam maşallah. Hoş geldiniz hocam. Maşallah. Muhabbet ne üstüne? Türkistan Birliği'nin gerekliliğinden bahsediyorduk hocam. Bir de Türkiye'nin abilik görevinden bunu yapacak olması Kur'an'a uygun olarak kardeşliği teşvik ederek Amerika gibi demokrasi sağlayacağım deyip askeri müdahaleyle değil sevgiyle barışla yapması. Ya, hükümet gerekeni yapıyor maşallah razı olsun. Ya, bu konuda milletimiz de çok şevkli olması gerekiyor. Kardeşlerimizin, bütün cemaatlerin, toplulukların. Maşallah.
Maşallah hocam. Aman Allah. Maşallah. Maşallah. Harika. Bir kere daha bir şey olmuş. Daha da yakışıklaşmışsınız. Allah. Maşallah. Meryem suresine devam edelim. Evet, inşallah hocam. Çok iyi. Efendim. Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma. Rabbin senin alt yanında bir ark kılmıştır. Demek ki Müslüman en zor anda bile hüzne kapılmayacak, korkmayacak, üzülmeyecek. Ve mevcut şartları da en iyi şekilde kullanacak. Mesela orada ne var? Ağaç var. Ağacın dalını çekiyor. Evet. Ne var? Yaş hurma var. Onu kullanıyor. Mesela orada ne var? Hazır su var, akan var. O suyu kullanıyor. Issız bir yere çekilmesi de isabetli bir hareket. Çünkü kalabalık da olsa dedikodu acayip yayılır. Evet. Çok laf sözlü olur. Ama ıssız bir yerde doğum yaptığı için, gizli kalacağı için onun lehine, Hazreti Meryem'in lehine. Ama mevcut imkanları çok iyi kullanmanın önemine Allah dikkat çekiyor. Yani taştan su çıkartmak adeta. Müslüman her türlü imkanı kullanacak hayır için. 26. ayette artık ye iç, gözün aydın olsun. Demek ki açlık insanlarda sıkıntı meydana getirebilir. Sinirlilik meydana getirebilir. Kur'an ona dikkat çekiyor. Bak Cenab-ı Allah. Bak ye ve iç. Hem yemek yiyor hem su içiyor. İkisini eda ettiğinde vücudunda ferahlama oluyor. Çünkü su kaybı sinirleri bozar. İnsanı sinirli hale getirir, gergin hale getirir. Üzülmeye ve hüzne açık hale getirir. Açlık da öyledir. Zordur. Allah vermesin. Arkasından ne diyor Cenab-ı Allah? Gözün aydın olsun. Gözün aydın. Yani sana bir ferahlık vereceğim. Aydınlık olacak. Eğer herhangi bir beşer görecek olursan da de ki ben Rahman olan Allah'a oruç adadım. Bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Susma hakkını kullanma gibi. Yani zor anlarda insanlar bazen alelacele demeç verirler ve çok zor durumda bırakır onu. Halbuki konuşmazsa, biraz beklerse durumu iyice değerlendirir. Lehte aleyhte durumları iyice değerlendirir. Hı hı. Çok usturuplu en uygun açıklamayı yapar. Ama erken yapılan bir açıklama genellikle çok ters etki de yapabilir. Evet. Mesela bazı yönünü bilmiyordur, bir yönünü bilmiyordur. Yahut kendi avantajı olan kısımları bilmiyordur, kendi aleyhinde kısımları bilmiyordur. Bir açıklama yapar, durumu iyice açmaza sokabilir. Ama iyi bir tahlilden sonra yapılacak açıklamada olay tam rayına oturacağı için mükemmel olur. Böylece onu taşıyarak kavmine geldi. Dediler ki ey Meryem, sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın. İnsanların karakterinde bu var. Hemen zahire bakıp suçlamak. Evet. Araştırma, soruşturma yok. Ne diyorlar? Ey Meryem, sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın. Şimdi insanların en çekindikleri, en rahatsız olduk şey ne? Ön yargı. Çok çabuk karar vermelere. Bir şeyin batın yönünü, hakikat yönünü, gerçek yönünü araştırmadan insanları suçlamaları. Ahir zamanın en berbat yönlerinden bir tanesi. Ey Harun'un kız kardeşi. Özellikle söylüyor ki Harun'un kız kardeşi diye. Ama burada da bir işaret var. Hazreti İsa ile Hazreti Harun'un bağlantısına bir dikkat var. Yani Kur'an'da Harun konusu, Tevrat'ta da Harun defalarca tekrar edilir. Masonlar da dualarında Harun'un sakalından akan kokulu güzel yağın kıyafetine düşmesi konusu her Mason toplantısında dile getirilir. Onda özel bir sır var. Bak Harun'un sakalından akan güzel kokulu yağın, parfümlü yağın ceketinin üstüne dökülmesi, kıyafetin üstüne dökülmesi. Bu sonra ortaya çıkacak bir olaydır. Ama şimdilik bu kadar. Ve Harun'un, bak burada da Kur'an diyor ki ey Harun'un kız kardeş. Harun'a ısrarla dikkat çekiliyor. Kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi.
Yani soylarının temiz olduğuna da işaret ediliyor. Mehdi'nin, İsa Mesih'in. Annen de azgın, utanmaz bir kadın değildi. Yani sen iyi bir aileye mensupsun. Onu ailesiyle mahcup etmeye çalışıyor. Bak, psikolojik baskı. Babasına, ailesine, akrabalarına mahcup etmek için yoğun bir psikolojik baskı var. Bunun üzerine işaret etti. Dediler ki henüz Mehdi'de olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? Bakın burada Harun geçiyor. Orada da yani Mehdi'den bahsedilmesi burada çok acayip. Ya çocuk kucakta olabilir, yerde olabilir. Değil mi? Tabii. Evet. Kundağın içinde olabilir, bede sarılı olabilir, yastığın üstünde olabilir, yorganın altındaki çocuk olabilir. Ama burada özellikle Mehdi'de olan diyor. Bak, Mehdi'de. Yani Kur'an'da iki yerde geçiyor Mehdi kelimesi. Mehdi'de olan, yani beşikte olan. Ama bu özellikle seçilmiş bir kelime, evet. Allah tarafından. Mehdi'de olan, Mehdi ile olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? Mehdi ile yan yana olan, beşikle yan yana olan bir çocukla nasıl konuşabiliriz diyor. İsa Mesih dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam olayım, yerde veyahut gökte, Allah katında, hiç fark etmez. Bak, nerede olursam olayım diyor. Evet. Beni kutlu kıldı. Hiçbir peygamber bunu söylemiyor. Evet, bak, nerede olursam olayım. Tabii. Daha çocukken. Evet. Çocukken kaderini biliyor. O soğutucuyu ayarladınız değil mi? Evet. Kapat onu. Nerede olursam olayım. Hangi peygamber söylüyor bunu? Söylemiyor hiç peygamber. Evet. Yerde ve gökte, Allah katında. Bak, burada daha çocukken Allah katına alınacağını biliyor. Kaderi belli. Nerede olursam olayım, beni kutlu kıldı. Gökte kutlu mu? Kutlu. Kutsal. Evet. Çünkü bak, diyor ki Cenab-ı Allah, melekler ve Mesih Allah'a kulluk etmekten çekinmezler. İbadet ederler diyor Mesih. Meleklerle birlikte. Ölü olanlar, ahirette olanlar ibadet ediyor mu? Etmiyorlar. Kim ibadet ediyor? Mesih ibadet ediyor. Melekler ibadet ediyor. Sorumlu oldukları için. Çünkü ölmemiş. Ölenden ibadet kalkıyor. Ölmediği için ibadet kalkmamış. Ve hayat sürdüğü müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyet emretti. Zaten Hristiyanlara da Cenab-ı Allah onu söylüyor. İki şeyi söylüyor. Namazınızı kılın, zekatınızı verin diyor. Evet. Hristiyanlara. Namazını kılıp zekatını verirse, yani peygamberimizin peygamberliğini kabul etse Müslümanlar. Ayete göre. Bütün ilim Allah katında. Tabii. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. İnşallah. Demek ki İsa Mesih namaz kılıyordu. Namazlarını kılıyordu. Zekatını da veriyordu. Şimdi Hristiyan kardeşlerimiz kılıyor mu? Kılmıyorlar. Nadir kılanlar. Kore'de Hristiyanlar kılıyor. Burada da bazı Hristiyanlar da görüyorum namazını kılan. Zekatını veren de çok nadir. 32. ayette anneme itaati de. Mehdi'nin de annesi olacak. Yetimdir. İsa Mesih'in de annesi var. Babası yok biliyorsunuz. O yönden yetim. Anneme itaati de. Annesini seviyor. Ve beni mutsuz bir zorba kılmadı. Mutsuz ne? O zaman nasıl? Neşeli demek. Neşeli. İsa Mesih'in neşeli olduğunu anlıyoruz. Maşallah. Mutsuz değilim diyor. Aksi neşelidir. Ve zorba kılmadı. Nedir? Demokrat. Kan dökmüyor. Can yakmıyor. İnsanlara ızdırap vermiyor. Savaşlara karşı. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün
diri olarak yeniden kaldırılacağım günde. Üç anımda da selam üzerimdir diyor. Yani masum peygamber. İşte Meryem oğlu İsa Mesih hakkında kuşkuya düştükleri hak söz. Allah'ın çocuk edilmesi olacak şey değil diyor Cenab-ı Allah. O yücedir. Bir işin olmasına karar verirse o ancak ona ol der. O da hemen olur evrem geçirmeden. Maşallah. Hemen olur. Gerçek şu ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. Dosdoğru yol budur. Başka da ilah yok. İçlerinden bir takım gruplar ayrılığa düştüler. İşte Protestanlar, Ortodokslar, Katolikler. Artık bir büyük bir günü görmekten dolayı vay inkar edenler. İçinde inkar edenlere de Allah tehdit ediyor. Bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler. Ama bugün o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Hristiyan olup da küfre düşmüş olanlara Allah tehditle uyarıda bulunuyor. Müslümanlara da aynı şekilde uyarıda bulunuyor Allah. İşin hükme bağlanıp biteceği hasret gününe karşı onları uyar. Demek ki o zaman biz de Hristiyan kardeşlerimize tebliğ yapacağız. Niye konuşuyorsunuz diyor. Allah diyor uyarın diyor. Anlatın diyor. Nasıl ama? Güzel bir tavırla diyor Cenab-ı Allah. En güzel sözle diyor onları uyarın diyor. Allah'ın birliğine davet edin diyor. Canlarını yakmayın, üzmeyin, kırmayın. Onlar bir gaflet içindeler, onlar inanmıyorlar. Onların içindeki imansız kesim için bu ayet. Elbette yeryüzüne ve üzerindekilere biz varis olacağız. Ne demek yeryüzüne varis? Dünya hakim olacağım diyor Cenab-ı Allah. İnşallah, maşallah. Dünya hakimiyetini tesis edeceğim. 40 Deccaliyetin ömrü 40 yıl. Mehdiyetin mücadelesi de 40 yıl. 40. ayet. Maşallah. Elbette bak yeryüzüne ve üzerindekilere, üzerindeki bütün ülkeler, insanlar, devletler hepsine biz varis olacağız diyor Allah. Dünya hakimiyeti oluşturacağım diyor. Maşallah. Ve onlar sonunda bize döndürülecekler. Hepsi diyor ölünce de bize gelecekler diyor Allah. Kitapta İbrahim'e de zikret, gerçekten o doğru söyleyen bir peygamberdi. Hani babasına demişti ki babacığım, işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere mi tapıyorsun? Biz de diyoruz ki Darwinistlere, madde görüyor mu? Yok, görmüyor. İşitiyor mu? İşitmiyor. Şuuru var mı? Yok. Nasıl yapsın ya? İşitmeyen, işiteni nasıl yapsın? Görmeyen, göreni nasıl yapsın? Tabii. Şuuru olmayan, şuuru olanı nasıl yapsın? Tabii. Yok diyor, madde yapar diyor. Ya madde kör kardeşim, görmüyor. Evet. Görmeyeni nereden bilsin de görmeyeni yapsın madde. Tabii. Kör madde. Maşallah. İşitmiyor. İşitmenin ne olduğunu bilmiyor. İşitmeyin yaptı diyor. Evet. Kur'an'da da Cenab-ı Allah bana dikkat çekiyor. Hani babasına demişti ki babacığım işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere mi tapıyorsun? Babacığım, bak sürekli babacığımla hitap ediyor. Dinsiz olmasına rağmen İslam'da şefkatin, güzelliğin, ahlakın nasıl olması gerektiğini Allah dikkat çekiyor. Bak, babası dinsiz. Ateist babası. Ateist olmasına rağmen babacığımla hitap ediyor ve çok şefkatli, saygı dolu davranıyor. Nezakette kusur etmiyor. Demek ki biz de komünist olsun, ateist olsun, darwinist olsun, kim olursa olsun onlara tebliğ yaparken şefkatle, merhametle ve adaletle yaklaşacağız. İnşallah. Yıllardan beri anlattığımız budur. Babacığım, gerçek şu ki, gerçek diyor bak, gerçek şu ki, bana sana gelmeyen bir ilim geldi. Sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum diyor. Artık bana tabi ol. Seni düzgün bir yola ulaştırayım, İslam yoluna ulaştırayım diyor. Bana tabi ol diyor. Babacığım şeytana kulluk etme, Deccale kulluk etme. Kuşkusuz şeytan Rahman olan Allah'a baş kaldırandır, Allah'a baş kaldırmıştır. Sen de Allah'a baş kaldırma diyor. Babacığım gerçekten ben sana Rahman tarafından bir azabın dokunacağından korkuyorum. Cehenneme gitmenden korkuyorum diyor. O zaman şeytanın velisi olursun, Allah vermesin diyor, şeytanın velisi olursun. Babası demişti ki İbrahim sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Benim bu ateist
kafamdan, Darwinist, materyalist kafamdan yüz mü çeviriyorsun? Yani sen uymuyor musun bana diyor. Eğer bu tutumuna bir son vermeyecek olursan andolsun seni taşa tutarım. Feci şekilde öldürürüm diyor. Uzun bir süre benden uzaklaş, bir yerlere git. Gözüme görünme diyor. Görürsem öldürürüm seni diyor. Hazreti İbrahim'in şefkatine bak. Darwinist, materyalist zihniyetteki babanın oğluna reva gördü, usluba bak, taşlayarak öldürme, feci şekilde seni öldürürüm diyor. Ve uzaklaş diyor, evladıyla görüşmek istemiyor. İbrahim diyor ki bak buna rağmen, selam üzerine olsun. Maşallah, çok güzel. Maşallah. Bak ahlaka bak. Evet, öldürmeye kalkıyor, o da diyor ki selam üzerine olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim, Allah seni affetsin diyor. Çünkü o bana pek lütufkardı dedi. Sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan kopup ayrılıyorum. Babasından ayrılıyor, ailesinden ayrılıyor. Diyor ki baba kutsal. Babadan ayrılmaz. İnkar ediyorsa ayrılırsın. Taşlayarak öldürürüm diyor. Taşlayarak öldürürüm diyor. Ya kendi dinime döneceksin diyor. Ashab-ı Kehf ne yapıyor? Ailesinden ayrılıyor. Evet. Hazreti İbrahim ne yapıyor? Ailesinden ayrılıyor, babasından ayrılıyor. Bak sizden, senden demiyor, sizden. Senin kafanda olan herkesten, sizden. Ve Allah'tan başka taptıklarınızdan, yani inançlarınızdan da kopup ayrılıyorum. Gidiyorum diyor. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekte mutsuz olmayacağım. Hep neşeli olurum, hep mutlu olurum diyor. Böylelikle onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrılınca ona İshak'ı ve oğlu Yakup'u, İsrail'i armağan ettik. Her birini peygamber kıldık diyor Cenab-ı Allah. Onlara rahmetimizden armağanlar bağışladık ve onlar için yüce bir doğruluk dili verdik. Bak, onlara rahmetimizden armağanlar bağışladık. Güzel topraklar, evler, imkanlar, her şeyin başında iman, cennette güzel makamlar, sevgi, saygı, hürmet onlara karşı. Onlar için yüce bir doğruluk dili verdik. Kur'an dili, İslam dili, doğruluk dili, dürüstlük dili. Kitapta Musa'yı da zikret çünkü o ihlasa erdirilmiş, samimi, gönderilmiş Resul bir peygamberdi. Ona Tur'un sağ yanından, dağın sağ yanından seslendik. Ve onu kendisiyle gizlice sözleşmek için yakınlaştırdık. Ona rahmetimizden kardeşi Harun'u bir peygamber olarak armağan ettik. Bak yine Harun'a dikkat çekiliyor. Bak diyor ki Cenab-ı Allah Haç suresinde işte biz onu, Kur'an'ı, şeytanın Allah'a sanırım, apaçık ayetler olarak indirdik. Kapalı değil diyor Allah. Çok net anlarsınız. Apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini hidayete yöneltir. Yani Allah'ın hidayete yönelttiğini delete düşüremiyorsun. Düşmüyor elhamdülillah. Delete düşürdüğünü de hidayete erdirmek mümkün olmuyor. Yani ne yaparsan yap olmaz. İşte bunlar çekişen iki gruptur. Rableri konusunda çekiştiler diyor. İşte o inkar edenler onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Giydikleri elbiseler onlara ateş şeklinde görülecek. Cehennemde. Ateş biçiminde. Yani onlara elbise dağıtılıyor fakat ateşten oluşan elbiseler. Ama bildiğimiz bu tabii bildiğimiz ateş şeklinde değil o. Mesela başlar üstünden de kaynar su dökülür diyor. Bildiğimiz kaynar su değil. Cehennemin suyu o. O ayrı bir şey. Mesela hücrelere kadar işler diyor Allah. Onlar için demirden kamçılar vardır. Bildiğimiz demir değil. Cehennem demiri. Cehennem kamçısı. Yani çünkü bütün fizik kuralları değişik orada. Kimya kuralları değişik. Yani maddenin yapısı değişik. Dolayısıyla bizim bildiğimiz demir anlamında olmuyor. Hazreti Süleyman bak diyor ki bakacağız diyor. Doğru mu söyledin Hüdüde? Birisinden bir haber geldi mi hemen emin olmak olmaz. Ne diyor? Bakacağız. Bir önce bakacağım diyor. Doğru mu söyledin? Değil mi? İnsan körü körüne inanma olmaz. Araştırmak lazım. Yoksa yalancılardan mı oldun dedi.
bu mektubumla git, onu kendilerine bırak. Demek ki tebliğ postayla da olur, kitap göndererek de olur, uzaktan da olur. İlla gitmek şart değil. Onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş. Çünkü biraz düşünsünler, okusunlar. Hemen kitabı verivermez, bir yazıyı verivermez gidip hemen kanaatin ne denmez. Biraz uzaklaş. Vakit tanı, biraz düşünsün, araştırsın. Böylelikle bir bak, neye başvuracaklar, yani ne tip reaksiyon gösterecekler. Yani insanları analiz etmenin, olayları analiz etmenin önemine Kur'an dikkat çekiyor. Analiz ederek hareket etmek, duruma göre şekil almak. Şekil değiştikçe de durumu ona göre değiştirmek. Sebe Melikesi'ne mektup bırakınca diyor ki Sebe Melikesi, dedi ki ey önde gelenler, gerçekten bana oldukça önemli mektup bırakıldı. Demek ki bir danışıyor. Evet. Bir danışma var. Evet. Gerçek şu ki bu Süleyman'dandır. Ve şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyladır. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim de bak her kitabımızda Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla da başlar. Değil mi? Evet. İnşallah. Mesela her kitabımızın içinde var. Hazreti Süleyman'ın mektubuna bir göndermedir o. Güzel. Görüyor musun? İnşallah, evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mührü şerif Allah Resul Muhammed inşallah. İnşallah. O mührü yaratan da Allah kitaplarda. İnşallah. Maşallah. Bana karşı büyüklük göstermeyin. Çünkü en önemli şey enaniyet. Enaniyet olan adama tebliğ yapamaz. Bir şey anlatamazsın. Önce enaniyetinin gitmesi lazım. Allah'a kul olduğunu bilecek. Ve bana Müslüman olarak gelin diye yazılmaktadır. Yani iman etmesini telkin ediyor. Evet. Dedi ki ey önde gelenler, bu işimde bana bir görüş belirtin. Bak istişarenin önemi. Kadın lider ama istişare ediyor. Mesela o devrin cumhurbaşkanı, devlet başkanı. Önde gelenler, yani bilen insanlara soruyor. Bu işimde bana görüş belirtin. Yani sizin düşünceniz nedir, görüşünüz nedir? Siz şahitlik etmedikçe ben bir işte kesin karar verecek değilim diyor. Bak, istişare etmeden, şahitliğini, görüşünü belirtmeden ben karar vermem diyor. En akılcı, en doğru hareket budur. İstişare, peygamberlere de istişare vardır. Doktorlara da istişare gerekir. Evet. Değil mi? Evet. Ne diyorlar? Yok. İşte biz onun için diyoruz istişarenin önemi. Nisa suresi 76'da Cenab-ı Allah diyor ki iman edenler şeytanı Allah'a sanırım Allah yolunda mücadele ederler. Neymiş? Sırf namaz değil. Allah yolunda mücadele ediyorlar. Ömür boyu. İnkar edilirse tağut yolunda, deccal yolunda savaşırlar, mücadele ederler, gayret ederler. Deccaliyeti hakim etmek için mücadele ederler. Öyleyse şeytanın dostlarıyla mücadele edin Allah diyor. Gayret edin, mücadele edin. İlimle, irfanla. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. Nasıl? Darwinizm görüyorsunuz. Son derece güçsüz. Gayet kolay ilimle, irfanla etkisiz hale getirebiliyoruz. Çünkü şeytan dalga geçiyor insanlarla. Siz diyor çamurdan tesadüfler sonucu oluştunuz diyor. İlk atanız mikrop diyor. Aa diyor adam hakikaten ya doğru söylüyor diyor. Yani. İsa, Eyüp ve Yunus ve Harun. Ne güzel peygamber isimleri ya. Maşallah. Acayip hoşuma gidiyor bu ayet olarak okunduğunda. Mesela Yakup, Yakup diyor. Yakup. Çok güzel be Yakup. Davut, Davut. Evet. Şeytan Allah sanırım. Elçilerden sonra insanların Allah'a karşı savunacak delilleri olmasın diye gönderdim diyor Allah. Yani sonra hani haberim yoktu, bilmiyordum, etmiyordum demeyin diyor Allah. Onun için özellikle gönderdim diyor Allah. Şeytan Allah sanırım. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa. İsa gerçekten öldürük demeleri nedeniyle onları diyor
ceza verek diyor. Oysa İsa Mesih'i, İsa İbni Meryem'i öldürmediler diyor Allah. Ve onu asmadılar. Maselebe diyor Allah. Asmadılar. Ama onlara bir benzeri gösterildi. Onun gibi bir insan gösterildi diyor Allah. Cenab-ı Allah. Bir tek İsa Mesih için geçiyor bu ayet. Evet. Bütün peygamberler Allah öldü diyor ölene. Evet. Bir tek İsa Mesih için. Allah diyor kesin bir şüphe içindeler diyor. Onların zannına uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yok diyor. Onu kesin olarak öldürmediler diyor Allah. Ma kateluhu diyor Allah. Katletmediler. Bir daha vurguluyor. Sırf İsa Mesih'e ait bir özelliktir. Allah yemin ediyor kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak hiç kimse yok. Hepsi iman edecekler diyor Allah. Ancak İsa Mesih'in inişiyle olur bu. İnşallah. Kıyamet günü de o da onlara şahit olacak diyor İsa Mesih. Hepsi toplandığında hepsine şahit oluyor. Evet. Mehdi'yi aşağı yukarı tahmin ediyoruz. İstanbul'da, Türkiye'de yeri belli olabilir. Fakat Mesih kendini çok iyi gizliyor. Evet, evet. Yani göremiyoruz. Yani şu ana kadar göremedik. Fakat Mehdi belli oluyor kokusunda. Tabii. Alametlerin belli oluyor. Ne kadar çırpınırsa çırpınsınlar belli oluyor. Alametler çok yoğun kardeşim. Yani bir tane iki tane ben çok büyük mucize. Ben Mehdiyet'in böyle zuhur edeceğini bilmiyorum. Ya bir alamet olur. İki olur. Üç olur. Dört olur. Beş olur. On olur. Yirmi olur. Otuz olur. 300 alamet olur mu ya? Maşallah. Maşallah. İnce ince ya. İnce detaylarına kadar. Kaşı şöyle, gözü böyle. Şurada çıkacak, burada çıkacak, böyle olacak. Çok büyük mucize. Resulullah'ın mucizelerini saklamasınlar. İnşallah. Hocam biraz evvel İsa Mesih'ten bahsettiniz. Sonra Kur'an açtınız. Bu ayet geldi. Maşallah. Kalp kalbe karşı. Evet, maşallah. Bak diyor ki Cenab-ı Allah 48. ayette. Biri ötekisinden daha büyük olmayan hiçbir ayet göstermedik diyor Allah. Çok büyük deliler gösterdik diyor. Maşallah. Ahir zamanında Mehdiyet devrinde bu delileri gördükleri halde anlamazdan geliyorlar. Belki dönerler diye diyor Allah. Onları azapla yakaladık diyor. Yani eğer delillerimi görmezden gelirseniz azapla yakalarım diyor Allah. Onlar da diyor ki ey büyücü diyorlar. Yani hitapları bu Hazreti Musa'ya. Rabbine dua et diyorlar. Gerçekten biz hidayete gelmiş olacağız. Bu kadar delile rağmen. Azap gidince yine antlarını bozuyorlar diyor Cenab-ı Allah. Bugün sizin için korku yoktur diyor Cenab-ı Allah şeytanın Allah'ını ve siz mahzun olmayacaksınız. 68 Zuhruf. Ebced'i kaç? 2023. Başbakan ilan etti. 2023 dedi. Hükümet söylüyor. Ama en önce Allah söylemiş. Bak ne diyor Cenab-ı Allah? Bugün sizin için korku yoktur. Ve siz mahzun olmayacaksınız. Dünya hakimiyeti. Zuhruf suresi 68. Maşallah. Baksınlar Ebced'i tam. İsa Mesih için Cenab-ı Allah Zuhruf suresi 20-61'de yine şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir diyor Cenab-ı Allah. Ebced'i 2026. Allah Allah. Allah Allah. Bu ayetler hep tarihlerini veriyor. Mesela İsa Mesih ile ilgili bu. Maşallah. O kıyamet için bir alamettir inişi. İsa Mesih'in çıkışı. Ayet Allah söylüyor. Ebced 2026'yı veriyor. Cennet ashabı diyor. Yasin suresi 55 şeytan Allah'a sığınırım. O gün bir meşguliyet içinde zevk ederler. Yani eşleriyle beraber sevişmeleri, birbirlerini sevmeleri. Ayetin tefsiri budur. Bu şekilde. O gün bir meşguliyet içinde zevk ederler. Ama Kur'an alenen söylemiyor Cenab-ı Allah. Kur'an'ın bir ağırlığı vardır. Yani bu tarz şeyleri Cenab-ı Allah çok nezaketli bir üslupla açıklar Cenab-ı Allah. Maşallah. Mesela kadınlar sizin tarlanızdır. İstediğiniz gibi onlara varın der Cenab-ı Allah. Yani onlarla hür, özgürce sevişebilirsiniz anlamında ifade eder bu. Ama çok
nezih bir usul kullanır Kur'an. Mesela o gün diyor onlar yüksek köşklerde, yüksek cennetlerde, çadırlar içinde ve döşekler üstündedirler diyor. Eşiyle beraber. Ayet diyor ki, o gün bir meşguliyet içinde zevk ederler. O kadar Kur'an açıklığında. Mesela göğüsleri yeni tomurcuklanmış diyor. Ve hep bakireler olarak diyor Allah. Bakire nedir? Cinsel ilişkiye girmemiş kadın anlamında geliyor. Hep bakireler olarak diyor. Yani her seferinde bakire güzelliğindedir diyor eşleri. Demek ki bir cinsel ilişki, bir cinsel beraberlik var. Bu açık açık ifade ediliyor. Çünkü bakirelik ifadesinin kullanılması açık açık bunu gösteriyor. Mesela göğüsleri yeni tomurcuklanmıştır diyor. Ve yumurta gibi pürüzsüzdür diyor vücutları diyor. Çok düzgün olduğunu söylüyor Allah. Yumurta gibi pürüzsüz. Hep yaşıt ve dinçtirler diyor. Ve tutkuyla eşlerine bağlıydılar diyor. Gözlerini yalnızca eşlerine dikmiş diyor tutkuyla. Bunu bilmeyen adamlar cennetteki cinselliği çirkin görüyorlar. Akılları bambaşka bir ruh içerisinde olduğu için, sevgisiz yaklaştıkları için sevişmenin adı üstünde bir sevgi gösterisi olduğunu bilemiyorlar. Onu adice bir eylem gibi görüyor, çirkin bir eylem gibi görüyor. Ya sevişme adı üstünde, sevmenin en yüksek noktasıdır. İnsanın sevdiğinin bedeninde erimek istemesidir. Şiddetli tutkunun bir ifadesidir. Şiddetli tutkuyu beş duyuyla yaşamanın bir yoludur. Cennetteki sevişme beş duyuyla olacaktır. Mesela bak ayet diyor ki Kehf suresi 31. Orada erikeler üzerine dayanmış olarak diyor. Erike demek gelin odası için hazırlanmış tahtlara deniyor. Yani gelinle damatın buluştuğu tahtın adıdır erike. Yani zifaf ortamındaki yatağa bu ifade kullanıyor. Erike deniyor. Erike gelin odası için hazırlanmış üstü cibinlikli taht veya sedir. Cibinlikli yani kocanın beraber oldukları yer. Orada erikeler üzerine dayanmış olarak diyor. Kur'an ifadesi çok açık. Şüphesiz diyor Cenab-ı Allah, Nebe suresi 31-33. Şüphesiz muttakiler için, şeytan Allah'a sanırım, kurtuluş var. Bahçeler, üzüm bağları var. Göğüsleri tomurcuklar gibi kabarmış yaşıt kızlar var. Kadın göğsünün güzelliğinden bahsediyor Kur'an. Yobaz takımı da dehşete kapılıyor böyle bir ifadeden. Hep böyle sinsilik ve ahlaksızlık, pislik ruhu içerisinde oldukları için cinsel ilişkinin de helaliyle olduğunda temiz ve güzel bir şey olduğunu, sevginin en yüksek ifade etme biçimi olduğunu bilmiyorlar. Çünkü bunların kafası eşek kafasına benziyor. Bunların cinsel ilişkileri de eşek tarzı olmuş oluyor. Eşeklemesine olduğu için onu eşek ruhuyla değerlendirip cennette de öyle bir şeyin olabileceğini düşünüp olmaz diyorlar. Cennette nezih bir sevgi, nezih sevişme, nezih bir aşk vardır. Kelimenin bak kök anlamı, göğsü yeni tomurcuklanmıştı. Maksat göğüslerin nar gibi diyor. Tombul ve dik olduğunu, aşağı sarkık olmadığını belirtmek için kullanılır bu ifade diyor Arapçada. Nevahid denir diyor. Mesela kadın göğsünün güzelliği bütün kadınlar için çok önemlidir. Yani kadınların en büyük dert edindikleri konulardan biri de odur zaten. Göğüs güzelliğidir. Cennette çok mükemmel olacağını söylüyor. Allah bu dünyada özellikle acz içinde olması için kadınların göğüslerinin büyük bir bölümü bozuktur.
Yani kimi oransızdır, kimi düşük göğüslüdür. Yani kadınlar onun için mesela çeşitli çözümler ararlar. Cennette böyle bir şey yok. Cennette son derece düzgün oluyor göğüsleri. Şey olmadığı için, yani imtihan kalktığı için o düzgünlüğe Kur'an özellikle işaret etmiş. Eşlerine sevgiyle tutkun diyor bak Vakıa suresi 37 ve hep yaşıt. Uruben sözü geçiyor. Uruben sözü yani bu Arub'un çoğuludur. Eşlerine muhabbet eden, sevdalanan kadınlar demektir. Mesela el müberrit, kocasına aşık olan, aşk yapan kadındır anlamında. Lisan-ı Arap'da. Haram olarak olursa cinsel ilişki tabii ki fuhuştur, fahşadır, tabii ki ahlaksızlıktır. Ama helal olduğunda sevginin en yüksek ifade etme biçimidir. En güzel ifade etme biçimidir. Cennette de Allah beş duyuyla kadın ve erkeğin bir arada olmasını sağlayacaktır. Helali olduğu için. Beş duyuyla ona olan sevgisini yaşayacaktır insanlar. Beş duyuyla. Yavaş takımının o çirkin ifadelerine kimse itibar etmesin.